Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir arada olduğumuz 8. programa hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yetik Miras Atölyesi kapsamında Emine Canlı hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Emine Canlı ben. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde lisansı, yüksek lisans, doktora çalışmalarımı tamamladım. Yani felsefe çıkışlı bir bilim tarihçisiyim. Bugün size biraz felsefe tandanslı bir içerik hazırladım. Umarım memnuniyetle ayrılırız. Teşekkür ederiz. Felsefe bilim paradigmaları ne işe yarar? Sizlere gruptan da zaten konumuzu aslında biraz belki aşinalık olur diye göndermiştik. Evet hocam, buyurun konumuzu da evet, şey yaptık, anons ettik. 19-11-20-30 gibi bitirelim demiştik. Bitirmeye çalışacağım. Eğer 20-30'u geçerse de bana bir işaret verirsiniz diye umuyorum. Çünkü kaptırınca gidebiliyorum. Umarım verimli bir içerik ve ders olur diye de beyanda bulunayım. Felsefe bilim paradigmaları belli ki bir kavramsallaştırma içeriyor. Ben karşılaştığınız her içerik için, her başlık için, aldığınız her hizmet için öncelikle karşılaştığınız bir kavramsallaştırma varsa bunu açmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ben de sizlere bunu yapacağım. Öncelikle karşımızda bir felsefe bilim kavramı, bir de paradigma kavramı var. Ve felsefe bilimde felsefe ile bilim arasında bir tire işareti var arkadaşlar. Sosyal bilim metinlerinde ve özellikle felsefe metinlerinde kelimeler bir araya getirilerek yeni bir kavramsallaştırma yapılır. Dolayısıyla felsefe ve bilim değil o. Oradaki tire aslında felsefeyi bilimle, bilimle bilimi ise felsefeyle koşullama içeriyor. Yani ikisini bir arada düşündüğünüzde zihninizde belirleyecek yeni bir kavramsallaştırmadır bu. O yüzden sosyal bilimlerde ve bilhassa felsefe metinlerinde arada bir tire işareti görüyorsanız bilin ki orada yeni bir kavramsallaştırma vardır. Paradigma ise bir ihtimal bir kısmınızın bildiği gibi Thomas Kuhn'un bilim felsefesini kazandırdığı bir kavramdır. Pek tabii ki kelime olarak daha öncesinde de antik Yunan'dan günümüze kadar kullanılan bir kelimeydi. Fakat her kelime gündelik hayatta kullansanız dahi ona yeni bir içerik, tanım ve bağlam atfettiğinizde artık bir kavramsallaştırmaya bürünür. Dolayısıyla paradigma Thomas Kuhn'un bilim felsefesinde tüm bu bilimin pozitivizmine yönelik bir eleştiri sonucunda oluşturulan bir kavramsallaştırma olarak aslında şunu ima ediyor. Diyor ki Thomas Kuhn, mevcut pozitivist ve rasyonalist bilim bize sadece sanki bir tane bilim anlayışı varmış ve tüm tarih boyunca bu kümülatif bilim anlayışı bugün günümüzü en yetkin haline almıştır ve tarih boyunca tüm düşünce tarihi bu bilim paradigmasını geliştirmek için oluşturulmuştur. Fakat diyor böyle bir şey yok. Aslında diyor çeşitli bilim paradigmaları vardır. Yani bir tane bilim yoktur. Bilim paradigmaları vardır diyor. Dolayısıyla ana akım bilimle biz çoğunlukla muhatabız. Aslında farklı coğrafyalarda, farklı tarihlerde, her zaman farklı konseptlerde bir paradigma oluşturulmuştur. Dolayısıyla ben bu dersi felsefe bilim paradigmaları içeriği üzerinden size verirken bagajı olan çeşitli kavramsallaştırmaları iletmiş oldum. Sizin üst temanız yetik mirasmış. Hı hı. Belli bir bagajla, tarihsel, kültürel bagajla yetik miras diye bir tema altında bir araya geldiğimizde bir ihtimal şöyle bir ön yaklaşımla, ön varsayımla gelmiş olabilirsinizdir. İslam bilim tarihi konuşacağız diye. Fakat eğer söz konusu bir mirassa, aslında miras insanlığın mirasıdır bir nevi ve her tarih içerisindeki üretimde birbirine eklemlenerek ilerler ve pek tabii ki dinimizin de içeriğinde bize iletilen bir yaklaşım ve tutum olarak özellikle akademiye ve entelektüel ilmi geleneğe yönlendiren bir bakış açısı olarak ilim Çin'de bile olsa gidiniz alınız deniyor. Dolayısıyla miras herkesin mirasıdır. Tüm miras da bizimdir diyeyim. Ben size üçlü bir sac ayağı oluşturdum. Birincisi Atina'yı anlatmak istiyorum. İkincisi İslam düşüncesini anlatmak istiyorum. Üçüncüsü de bir de çağdaş bir paradigma sunmak istiyorum. Çünkü sürekli böyle tarihsel, arkitektonik bir araştırma içerisine girdiğimizde M.Ö. 300'den başlıyoruz. M.Ö. sonra İslam düşünce tarihinin geliştiği işte 7, 8, 9, 10. yüzyılda bırakıyoruz. Ama arada neredeyse bir 10 yüzyıl daha var.
Dolayısıyla böyle tarihteki bir konuyla günümüz arasında da bağlantı kurmamız gerekiyor. Ve hepiniz akademide, orada burada bir sürü farklı bölümlerde öğrencilersiniz. O yüzden çağdaş bir yaklaşımdan da haberdar olmanız lazım. Üçüncüsü ise Kojin Karatani diye Japon felsefeci bir ismin, entelektüel bir ismin ki bu dünyada bu sene çok ciddi büyük bir akademi ödülü de aldı. Karatani'nin önerdiği yeni bir felsefe okuması var. Dolayısıyla klasik ortodoks felsefe anlatısına bir eleştirisi de var. Bu üçlü ayak yani Atina, İslam düşüncesi ve Japon düşünürümüz Karatani'nin eleştirisi üzerinden size bir içerik sunmaya çalışacağım. Umarım bu yolu kat edebiliriz diyeyim. Şimdi arkadaşlar felsefe bilim dediğimizde biz genelde günümüzde artık felsefe ayrı, bilim ayrı gibi düşünüyoruz. Ve bilimi ne diye düşünüyoruz? Doğa bilimleri gibi daha çok rasyonel, pozitivist bir yaklaşımla düşünüyoruz. Fakat aslında klasik dönemdeki klasik dönemi de lütfen M.Ö. 400'lerden alın. Neredeyse 15. 16. yüzyıla kadar çekin. Normalde ortalama bir düşünce tarihi metnine baktığınızda size klasik dönemi gerçekten de Atina ve Atina sonrasına dayandırır ama ben felsefe bilim paradigmaları ölçeğinde bunu 16. yüzyıla kadar getirebileceğimizi düşünüyorum. Nitekim böyle düşünen bir sürü felsefecimiz var. Neden? Çünkü klasik dönemde yani Atina'da ortaya çıktığından beri arkadaşlar felsefe dediğinizde zaten bilimi anlıyordunuz. Yani felsefe tire bilim yapmamıza gerek yoktu. Bugün günümüzde bir koşullama yapmak için biz size felsefe tire bilim diye bir adlandırma, kavramsallaştırma yapıyoruz ama siz M.Ö. 400'lerde, M.Ö. sonra 9. 10. yüzyılda İslam coğrafyasında da yaşasanız biri filozofum dediğinde ya da birine filozof dendiğinde zaten asgari derecede bir hekimlik bilgisi, doğa bilimi bilgisi, matematik bilgisi, metafizik bilgisi, politika bilgisi olan biriydi. Filozof. O yüzden de zaten filozof olmak demek tüm bu yekuna sahip olmak demekti. Atina'da ortaya çıktığında felsefe ki felsefe öncesi ve sonrası diye bir ayrım yapıyoruz biz. Yani niye düşünce tarihini bu kadar ciddi bir başlangıç noktası, bir orijin dediğimiz o sıfır noktasını felsefeye atfediyoruz. Yani bu gerçekten de hani böyle oksidentalist ya da oryantalist bir yaklaşım içerisinde her şeyin batıya atfedildiği bir şey mi? Yoksa bir realitesi de var mı? Yani gerçekten felsefe bu kadar insanlık tarihinde ciddi bir değişim, ciddi bir yarılma yaratmış mıdır? Evet yaratmıştır arkadaşlar. Yani bunu bir kabul etmek gerekiyor öncelikle. Neden yaratmıştır peki? Bunu biraz çözümlemek gerekiyor. Şu sebeple yaratmıştır arkadaşlar. Aslında doğayı anlama ve anlamlandırma çabası insanlık tarihi boyunca insanın olduğu her dönemde insanın temel bir ihtiyacıdır. Hatta böyle hani su gibi, ekmek kadar ciddi bir ihtiyaçtır. Çünkü dünyaya geldiğinizi düşünün, bir kabilede yaşadığınızı düşünün, çevrenizde çeşitli doğa olayları oluyor. Bu doğa olayların yanı sıra senin de bir insan olarak karşılaştığın mesela ölüm ve doğum gibi ciddi olaylar oluyor. Bugün günümüze bakmayın hani böyle çok alışılmış cümlelerle bunları ifade ediyoruz ama ölüm ve doğum gibi kişisel tecrübeler, insan tecrübeleri insanın bu dünyaya anlam atfetmesi için kendi bedeni ve bedenin çevresinde de ciddi bir gereklilik yaratıyor. Her ne kadar siz doğaya, gökyüzüne, gece yıldızlara baktığınızda, sonsuz bir ufka baktığınızda acaba bu dünyada tek miyiz ya da bu dünyayı biri yarattı mı gibi büyük kozmolojik ihtiyaçla bu anlam çabasını gideriyor olsanız da aslında kendiniz herhangi bir alelade yerde yaşayan bir insan olarak çok sevdiğiniz birini kaybettiğinizde de aynı anlam krizine giriyorsunuz. Onu gömdüğünüzde de artık yokluğuyla nasıl baş edeceğinizi anlamaya çalıştığınızda da bu anlamı atfetme gereği duyuyorsunuz. Dolayısıyla bu anlam atfetme çabası aslında insanlık tarihinde mütemadiyen insana eşlik eden bir olaydır. Fakat Atina'da felsefeyle birlikte açığa çıkan şey şu. Atina arkadaşlar hepinizin bildiği gibi bugün bizim Ege kıyılarımızdan alın, Akdeniz'e kadar inin, karşısında Yunan adalarını ve Yunan bölgesini de ekleyin, İtalya'ya kadar gidin. Atina dediğimiz bölge burası. Atina diyorum, Antik Yunan dediğimiz bölge burası. Antik Yunan'da şehir devletleri vardı. Yani böyle küçük topluluklar şeklinde şehir devletleri vardı. Atina bu şehir devletlerinden sadece bir tanesi.
İonya var, Miletos var, bir sürü başka şehir devleti de var. Fakat biz sürekli böyle Atina'yı referans noktası olarak alıyoruz. Neden Atina'yı alıyoruz? Çünkü eğer klasik dönemde bir denize kıyınız varsa şu sebeple şanslısınız. Çünkü ticaret yolları deniz eksenli gelişiyor. Ve Atina'daki bugün filozof diye, doğa filozofu diye adlandırdığımız birçok kişi o dönemde sıklıkla Mısır'a gidip gelen insanlardı. Yani Atina'dan önce aslında bir Mısır aşaması, hatta İslam düşünürlerinin söylediği bir de Keldaniler aşaması vardır. Yani bu bir mirastır. Bizzat Farabi'nin, Kindi'nin, İbn Sina'nın metinlerinde geçer böyle. Yani neden felsefeyi biz almalıyız bahsini dönemin sultanını açıklama çabası içerisindeyken şöyle bir temellendirme var. Aslında bu bir mirastır, ilimdir bu ve bu ilim daha öncesinde Keldanilerden Mısır'a geçti ve Mısır'dan da Atina'ya geçti. Şimdi bizler ise ki milattan sonra hani 9. yüzyılda oluyor. Bizler de diyor Süryanilerden ve Atinalılardan bunu alabiliriz. Çünkü bu ilimdir ve hani bir süt kadar helaldir onu almak diyorlar. Dolayısıyla Atina'nın bir öncesi var. Mısır mevzusu var. Evet, bu filozoflar dediğimiz insanlar aslında Mısır'a gidip gelip orada neyi fark ettiler? Mısır'da o dönemde tek tanrılı inancın, yani bugün Yahudilik diye bildiğiniz inancın zaten etkisi, gelişimi tamamlanmıştı. Dolayısıyla Mısır'da hem dini bir inanış yerleşmeye başlamıştı hem de bilim konusunda ziyadesiyle yetkin bir farkındalık vardı. Fakat bu farkındalık böyle bugünkü gibi entelektüellerin entelektüel çabası, boş vakitlerindeki bir çabası gibi düşünmeyin. Klasik dönemde tüm bilimsel arayışlar aslında gündelik hayattaki somut bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Mısır'da ne gibi bir ihtiyaç vardı da bu kadar ilerledi bu bilim? Hepimizin bildiği bir tane öne çıkan örnek var. O da Nil Nehri mevzusu. Yani Mısır'ı boydan boya hani kat eden bir nehir var ve Mısır'ın tüm hasadını, tüm tarımını, tüm yaşamını, her şeyini etkileyen bir şey bu. Ve Nil Nehri bazen taşıyor, bazen kuruyor. Ve insanlar hani taştığı durumda da, kuruduğu durumda da ciddi bir gıda krizi içerisinde buluyor kendini. Dolayısıyla bir yaşamsal ihtiyaç olduğu için Nil Nehri'nin tam olarak ne zaman ve neden taştığı ya da neden yeterince debisinin, yani yağışı alamadığı problemi tüm insanların yaşam sürekliliği açısından en birinci problem olarak karşılarında duruyor. Pek tabii ki hani siz böyle kendiniz bu arayış içerisinde olan bir Mısırlı gibi düşünün. Nehri taşıran ya da geri çeken şey ne? Yağmur. Yağmur nereden geliyor? Gökten. Sen o zaman gök olaylarını incelemelisin. Yani bu yağmur tam olarak ne zaman ve niye bu kadar yağıyor ya da ne zaman geri çekiliyor? O yüzden insanlar yeryüzündeki su eksikliğini gidermek için kafalarını gökyüzüne çeviriyorlar ve gök olaylarını incelemeye başlıyorlar. Dolayısıyla orada astronomi dediğimiz bilim en yetkin haline bürünüyor o dönemde. Ve astronomi bilgisi arkadaşlar sadece böyle bizim yıldızları izlediğimiz işte yıldız kümelerini saptadığımız bir mevzu değildir. Zemininde tamamen matematiği barındıran, geometriyi barındıran, yani aritmetik ve geometriyi barındıran, dolayısıyla matematiği barındıran bir ilimdir. Şimdi hem bilimin hem de bu gibi bir anlam arayışının yeşerdiği bir yer Mısır. Atina'daki insanlar ise Atina'yı az buçuk hani biliyorsunuzdur belki mitolojilerden beslenen ve Atinalı soyluların tüm kurallarının geçerli olduğu bir şehir devleti. Atina arkadaşlar bugün mesela günümüzde demokrasinin merkezi olarak görülüyor. İşte filozoflar sanki Atinalı böyle ortodoks ve çok katı muhafazakar yapıları karşı çıkan insanlar gibi ve sanki işte devrimci bir şey yaptılar. Evet yaptılar da tarihte öyle geçtiler. O dönemde o dönemi anlamak için Atina'yı da anlamanız lazım. Atina arkadaşlar Atinalılarındır. Atina Atinalılarındır. Orada vatandaş demek zaten Atinalı olmak demek. Peki Atinalı olmak ne demek? Atina'da toprağın olması demek. Fakat herkesin Atina'da toprağı olamaz. Birkaç kuşak boyunca Atina'daysanız siz Atinalı bir toprağınız, Atina'da olabilirsiniz ve toprağınız olur ve yönetimde söz hakkınız olur. Dolayısıyla soyluluk dediğimiz, bugün günümüzde aristokrasi diye bildiğiniz yapı orada yerleşik. Ve kadınlar, köleler, yabancılar burada vatandaş
değiller ve herhangi bir söz hakkına da politik anlamda söylüyorum, sahip değiller zaten. Dolayısıyla tüm değer yargıları, tüm yetkin kavramlar, tüm aşkın değerler o Atina ve Atinalı vatandaşların doğal hakkı, diğerlerinin ise tam da doğal olarak hakları değil. Böyle bir yerleşik düzen var. Aktarılan mitolojiler ve tüm beslenen ve yeniden üretilen söylem iki kişiye dayanıyor. Homeros ve Hesiodos. Bu iki ismi duymuşsunuzdur muhakkak. Homeros ve Hesiodos M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış Atina'nın tüm kültürel ve dini bagajının dayandığı kişilerdir. Homeros'un İlyada ve Odesya diye iki tane tragedyası vardır. Hesiodos'un da tragedyaları vardır. Homeros Atina'nın babasıdır bu anlamda. Hem kutsal bir metin gibi hem de kültürel bir metin gibi düşünün iki metninde. Ve orada bana bildirildi diyerek olayların tanrılarla nasıl örülü olduğunu, tanrıların bu dünya hakkında nasıl kararlar verdiğini anlatıyor. Fakat bahsettiği tanrılar ya da tanrısal düzen, hepinizin bildiği gibi bu tanrılar Olimpos Dağı'na yerleştirilmiş tanrılar. Pek tabii ki tanrı olduğu için, aşkın bir varlık kümesi olduğu için bunu her dönemde yetkin yukarıda bir yere yerleştiririz. Olimpos'a yerleştiriyorlar tanrıları. Fakat yetkin ve aşkın bir yere yerleştirdiğin tanrı ya da tanrılar senin bu dünyadaki gelip geçici eylemlerini aslında sabitleyen bir düzen sana sunmaları lazım. Ama mitolojilerde anlatılan tanrı ya da tanrısal düzen sürekli değişen, tanrılar dünyasındaki entrikalar, çıkar ilişkileri üzerinden değişen bir yapı var. O yüzden de burada anlatılan düzen ve yapı aslında süreç içerisinde Atina aristokrasisinin ve soylularının gündelik siyasetlerinde söylemlerini gerekçelendirmek, güçlendirmek için sığındıkları metne dönüşüyor bunlar. Siz Atina'da herhangi bir konu için iyilik iddiasında bulunduğunuzda, adalet iddiasında bulunduğunuzda muhakkak o Homeros Hesiodos metinleri üzerinden, üretilen söylem üzerinden suçlanırsınız. Böyle bir yapı var. Şimdi bahsettiğimiz bu düzenin içerisinde bir de bunun yanı sıra Mısır'a gidip gelen ve yine Atinalı soylular olan, çünkü bunlar da soylu ve diğer şehir devletlerindeki insanlar Mısır'a gidip gele, böyle gide gele şeyi öğreniyorlar. Ya aslında doğayı doğadan olan bir şeyle de açıklayabiliriz. Yani tüm bu evrendeki düzen, nizam, tanrılarla açıklanmaya çalışılıyor Atina'da ve diğer Yunan şehir devletlerinde. Fakat aslında açıklanan şey düzensizliğin neden düzensizlik olduğu. Düzene sabit bir düzen atfedilmiyor. O yüzden de Mısır'da karşılaştıkları bu bilimsel açıklama modeli, bu statik açıklama modeli bir güven veriyor. Ve bu gibi Yunan şehir devletlerindeki işte Thales'le başlayan ve doğa filozofları dediğimiz Thales, Anaximandros, Herakleitos, Empedokles, Demokritos, Anaximenes, nicesini, Pythagoras, Parmenides, bunların hepsini sayabiliriz. Hepsi Atinalı değil bunların. Hepsi Yunan şehir devletlerinden dağınık bir şekilde bulunuyorlar. Bunlar Mısır'a gidip gelip bu karşılaşmayı yaşadıklarında bir noktadan sonra doğayı doğadan olan bir şeyle açıklama gereği duyuyorlar. Ve ilk doğa filozofu diye adlandırdığımız Thales diye bir adam çıkıyor. Ve diyor ki tüm evrenin kaynağı arke deriz biz buna. Köken ilk ilke deriz. Tüm evrenin kaynağı sudur diyor. Ve bunu temellendirmeye çalışıyor. Neden su dediğini. Diyor ki su diyor tüm canlılığın temelindeki madde. Çünkü diyor canlılık atfettiğimiz bitkiler, hayvanlar, insanlar diyor su olmadan yaşayamazlar. Suyu doğadan çıkarın. Doğanın kendisi hani böyle pörsümüş, yok olmaya hazır bir yapıya bürünür. O yüzden diyor su diyor tüm canlılık dediğimiz şeyin kaynağı olsa gerek diyor. Üstelik diyor su diyor maddenin 3 halinde de bulunuyor. İşte katı, sıvı ve gaz halinde de bulunuyor diyor. Hava dediğimiz şeyi Thales'ciğimiz sadece su buharı sanıyor tabii ki o dönemde ve böyle temellendiriyor. Dolayısıyla Thales'le birlikte başlayan şöyle bir olayla karşı karşıya geliyoruz. Bir, doğayı doğadan olan bir şeyle açıklamak. İki, açıkladıktan sonra bunu gerekçelendirme gereği duymak. Yani yine akli prensiplerle gerekçelendirme gereği duymak.
Dolayısıyla Yunan şehir devletinde bu bir ilkti. Ondan sonra Thales'ten sonra Anaximandros hava diyor, Herakleitos ateş diyor, Demokritos atoma diyor, Empedokles dört madde diyor. İşte diğer tüm her bir doğa filozofu ayrı bir madde sayarak bunu gerekçelendiriyor. Şimdi ortalama bir felsefe tarihi metnine baktığınızda pek tabii ki bunlar size güven vermiyor. Diyorsunuz ki yani tüm filozofları da baktığınızda ilk karşılaşmada insanlar şunu diyor kaçınılmaz olarak. Ya her biri bir tane madde demiş. Hani ne anlamı var ki bunun? Nasıl buraya böyle bilimsellik ve bu kadar yüksek bir değer atfediyoruz felsefeye? Ama siz böyle hani bir sayfa çevirerek okuduğunuz şeyleri aslında o dönemde bir tarih olarak yaşanıyor bu. Bir. İkincisi çok statik, yerleşik bir yaklaşımdan başka bir yaklaşıma geçiş var. O yüzden de bu olaylar böyle alelade olaylar değil. Ve bir evren düzenini doğadan olan bir maddeyle temellendirmek gerçekten Atina'da olan bir şey değil. Çünkü Atina'da her şey Zeus'tandır. Atina'da her şey Zeus, Tanrı ve Tanrılar arası ilişkilerden kaynaklanır. Ama siz diyorsunuz ki hayır hani Zeus ya da bu anlattığınız hikaye değil. Aslında doğayı tüm bu canlılığı bir arada tutan şey sudur diyorsunuz, havadır diyorsunuz, ateş diyorsunuz, atoma diyorsunuz, dört madde diyorsunuz. Böyle çeşitli kavramlarla gerekçelendirme gereği duyuyorsunuz. Dolayısıyla bu pre-Sokratikler dediğimiz doğa filozofları Yunan şehir devletlerinde daha önce o şehir devletlerinde her şeyin tanrılarla açıklandığı bir düzende ilk defa insan aklıyla doğadan olan bir maddeyle bir gerekçelendirme gereği duyuyorlar. Sonrasında felsefeye atfettiğimiz Sokrates diye bir adam çıkıyor. İşte bu Sokrates Atinalı zaten. Hani bayağı sonuna kadar Atinalı. Yani tüm bu bahsettiğim soyluluk bagajına sahip biri. Sokrates arkadaşlar felsefenin başlatıcısı olarak bilinir. Şu sebeple birincisi diğerlerinin doğa filozofları diyoruz ki bu Aristoteles'in adlandırmasıdır bu arada. Doğa filozofları diyoruz ve böyle kabul ediyoruz. Çünkü doğayı sürekli açıklamaya çalıştılar. Ama Sokrates ilk defa tüm bu açıklama modeliyle birlikte bir de insan ve insanın doğasını anlamaya çalıştı. Yani insan nedir? İnsan niye yaşar? İnsan nasıl yaşar? İnsan ne için yaşar? İnsanlar arası düzen ve nizam nasıl sağlanır? Sürekli bununla ilgilenmeye başladı. Dolayısıyla felsefe dediğimiz şey biraz insanın da merkeze, hani insan ve çevresinin de merkeze yerleştiği bir yapı haline geliyor. Sokrates'i felsefenin başlatıcısı olarak biliriz, kabul ederiz. Fakat Sokrates'in biliyorsunuz ki işte Atina'da baldıran zehri içerek hayatına son verdi. Pek tabii ki bu bir intihar değil, hani idam diye görülüyor. Ama Atina'yı azıcık tanısanız bunun nasıl bir olay olduğunu bilirsiniz. Atinalı bir soylu olduğu için Sokrates aslında amacı şu. Gerçekten o da Atina'yı o dönemde diğer tüm topluluklara, işte Persleri ve diğer tüm halklara karşı daha yetkin görüyor. Ve istiyor ki Atina daha da yetkin hale gelsin. Ve Atina'nın vaaz ettiği tüm değer yargıları sadece Atina'nın soylularını ilgilendirdiği için Sokrates diyor ki gelin hani daha yetkin değer yargılarıyla tüm insanlara hitap eden bir kavrayış geliştirelim. Felsefenin başlatıcısı bu aslında. Yani evrensel değer yargılarını, tümel değer yargılarını oluşturma girişimidir. Ne yapıyor Sokrates? Sokratik metot dediğimiz diyalog metoduyla sürekli şehirde, poliste insanlarla karşılaşıyor. Karşılaştığı insanlar tabii ki sizin çarşıda karşılaştığınız hani herhangi bir insan değil, soylularla birlikte oturuyor, kalkıyor ve soylularla her bir karşılaşmasında diyalog dediğimiz metotla sürekli onlara iyilik nedir, güzellik nedir, adalet nedir, doğruluk nedir, bunlar bu gibi kavramları sormaya başlıyor. Fakat o dönemin Atina'sında İyilik, doğruluk, güzellik sürekli bu tanrısal kavramlarla açıklanıyor, yani tanrısal olaylarla açıklanıyor. Ama mesela hiç şu düşünülmüyor. İyilik ayrı bir şey ama mesela bir işi iyi yapmak ayrı bir şey diye görülüyor. Yani Sokrates sürekli karşısındakine şunu soruyor. Diyor ki mesela güzel nedir diye soruyor. Karşısındakiler tek tek cevap veriyor. Güzel bir kadındır diyor. Diğeri diyor ki güzel diyor, bence diyor ok, çok iyi ok atan bir yaydır diyor. Diğeri diyor ki güzel bence altındır diyor. Çünkü altın tüm soyluluğun temsildir diyor. Farkındaysanız her birine güzellik nedir diye sorduğunda karşısındaki her bir insan tekel unsurlar sayıyor.
Yani ben bugün size burada desem ki buradaki en güzel nesne nedir desem, siz her biriniz bir tane şey saysanız, biz güzel kavramının kendisine ulaşmayız. Size göre güzeli bana söylemiş olursunuz. Sokrates tam da bunu fark ettiriyor ve diyor ki her biriniz diyor aslında sürekli kendinize göre güzel, iyi, doğru, adil olanı tanımlıyorsunuz. Fakat diyor bu iyilik, güzellik, doğruluk, adalet, ölçülük gibi kavramlar diyor insanlar arası düzen ve doğanın da düzenini sağladığına göre diyor bu kavramlar tam olarak kendilerinde nedir? Yani onların tümel oluşumlarını sorgulamaya başlıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Tanrılar arasında ve tanrılar arasındaki olaylar üzerinden sürekli açıklanan bu gibi kavramları aslında insan aklında temellendirmek demek. Yani biz eğer iyiyi, güzeli tümel olarak kavrayabilirsek ve bunu tanımlayabilirsek artık bu bardaktan ben çay içerken de nasıl güzel çay içilir bilirim. Nasıl iyi çay içilir bilirim. Diyeceksiniz ki çayın hani güzelliği olabilir de iyiliği ne diyeceksiniz. İyiliği şudur mesela. Çayın bir ölçüsü vardır. Mesela çayı içerken ben iyilik yapmak istiyorsam mesela sizin hakkınız olan çaydan almamalıyım. Sadece ben çay içiyor ve siz çay içmiyor olsanız burada aslında bu çayın iyiliğine helal gelir gibi gibi aslında tüm her şeye atfedebileceğiniz kavramlar haline geliyor bunlar. Dolayısıyla Sokrates karşısındaki insanlara daha önce tüm Atina'da tanrılara atfedilen bu gibi kavramları insanların kendilerini temellendirebilecekleri ve bizim aramızda bir uzlaşıyla, çünkü diyaloğun sonunda bir uzlaşıya varıyorsun ve bir tanıma ulaşıyorsun. Diyorsun ki iyilik budur. Şimdi hepimiz burada bu odanın içerisinde iyilik, güzellik bu gibi kavramlar konusunda uzlaşsak bundan sonra herhangi birimiz bunu ihlal ettiğinde birbirimize müdahale edebiliriz değil mi? Yani mesela trafikteki tüm kuralları düşün değil mi? Belli bir uzlaşı var orada. O kuralları ihlal ettiğimizde birbirimize uyarılarda bulunabiliyoruz. Bunun için artık bizim başımızda bir tanrının, trafik tanrısının bulunması gerekmiyor. Değil mi? Kendi aramızda hallediyoruz. Aynı şekilde işte bu kavramlar için de bu geçerli. Sokrates'in getirdiği mevzu buydu. Peki niye yargılandı Sokrates? Sokrates'in Savunması diye bir kitap vardır. Orada Sokrates kendisini yargılayan Atina lara bir savunma yapar. Bir de Phaidon diye bir diyalog vardır. Orada da bunun devamını görürsünüz. Sokrates'e temel birkaç tane suçlama yapılıyor. Birincisi yerin altını ve göğü araştırıyor. Yani tanrıların düzeniyle ilgili sorular soruyor. Ve bu soruları sormak tanrılarla ilgili anlatılan kaç yüzyıldır, 400 yıldır anlatılan hikayeyi aslında spekülasyona çevirmek. Bu birincisi. İkincisi gençleri yoldan çıkarıyor. Tarihte herkese bu suçlama bir kere yapılır. Gençleri yoldan çıkartmak. Siz de mesela değil mi? Son birkaç senede Türkiye'de yoldan çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız diye ilgi ve merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak sorunuz. Tarihte muhakkak gençler bir yoldan çıkma tehlikesini barındırıyor. Niye bu kadar önemli? Yani Sokrates gidip de gençleri mi ayarttı? Hayır, değil. Sokrates genç bir nüfusa mı sürekli hitap etme gereği duydu? Hayır, değil. Peki bu gençler neden yoldan çıkıyor? Bu kadar hevesli yoldan çıkmaya mı? Değil. Olay şu, gençlik demek bir topluluğun, bir yönetimin önündeki 50 senesi, 100 senesi demek. Yani geleceği demek zaten. Çünkü Sokrates'in bu bahsettiği kavramsal uzlaşı olursa daha öncesindeki tüm o kültürel ve dini aktarım kesintiye uğrayacak ve önündeki 50 yıl, 100 yıl boyunca farklı bir anlatı yerleşecek. Nitekim 2400 yıldır da yerleşti. Sadece gençliği değil, dünyayı yoldan çıkarttı. Yani dolayısıyla yerleşti mi? Yerleşti. Haklı bir kaygımmış, sonuna kadar haklılarmış. Peki Sokrates'in savunması ne? Sokrates diyor ki, bu arada bu savunma böyle bir şey hani idam mangasında falan yapılmıyor, böyle korkunç şartlarda yapılmıyor. Atina ve Atina'nın soylulara yakışır bir şekilde yapılıyor. Gayet böyle hani bir meclis kuruluyor. Sokrates böyle içeride hani dinlendiği alan da var. Böyle bir ortam. Atina'da Atinalı bir soyluyu öldürmek Atinalıların en son isteyeceği şeydir. Ve genelde bu gibi yargılamalarda karşısındaki soylu kendisini öldürtmesin diye uğraşılır. Çünkü bir soyluyu diğer bir soylunun öldürtmesi yakışık da kalmaz. O yüzden de çeşitli seçenekler sunuluyor Sokrates'e. Birincisi tövbe etmesi. Tabii ki bizim anladığımız anlamda değil, yani vazgeçmesi. Diyecek ki bir daha gençlere ve ortağı burada
bu gibi şeylerden bahsetmeyeceğim diyecek ve bundan vazgeçecek. İkincisi sürgün, Atina'yı terk etmek. Bunları yaparsa eğer gidebilir. Üçüncüsü illegal bir yol. O da diğer tüm soylu arkadaşların Sokrates'e son güne kadar teklif ettikleri gel seni kaçıralım yolu. Sokrates üçünü de kabul etmiyor. Yani ölmemesi için tüm çaba sarf ediliyor. Sokrates ise ölüme kendisi karar vererek gidiyor. Neden peki böyle bir karar veriyor? Şu sebeple diyor ki ben diyor hayatım boyunca diyor tam da bu değer yargılarının hepimiz için bağlayıcı, aşkın olduğundan bahsettim ve bunların hakikat olduğunu iddia ettim. Eğer diyor bu suç sunduğunuz üç seçenekten herhangi birini kabul edersem zaten tüm vaaz ettiğim bu hakikatin aslında benden menkul bir hikaye, hani boş zamanlarımızda konuştuğumuz bir şey olduğunu düşüneceksiniz. Fakat böyle değil. Üstelik diyor beden ve bedensel arzulardan daha kıymetli olan şey ruh ve ruhsal ruh aracılığıyla bağlandığımız tam da bu aşkın değerler. Çünkü bunlar insanlığın diyor. Ve Sokrates hani ölümden sonrasını da bir şekilde inandığı için de ve bu tüm değer yargılarını taşıyanın da bedenimizden ziyade ruhumuz olduğunu bildiği için ve buna inandığı için bedenin ortadan kalkması onu zaten bu kadar endişelendiren bir şey değil. Tam da aslında ölümü kabul etmesi sunduğu tüm bu konseptin hakikat olduğunu teyitliyor. Çünkü Sokrates vazgeçseydi şu an günümüze felsefe diye bir şeyden bahsetmiyor olabilirdik. Ama tam da ölümü göze alarak tüm çabasının bir hakikat olduğunu da teyitlemiş oldu. Dolayısıyla böyle bir adamdır. Kendisi kendisinin bilge olduğunu söylüyordu. Fakat böyle jenerik bir ifadesi vardır. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim. Bu ifade böyle hani header'ınıza işte bir Twitter'a yazdığınızda şey, aforizmatik ve karizmatik durabilir. Ama hatta felsefe kitaplarında böyle bir epigraf olarak yerleştirilir çoğunlukla. Ama sözün anlamını biraz açmak gerekiyor. Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğim diyen bir adam size böyle şey poz kesiyor, karizmatik davranıyor. Aslında her şeyi biliyor ama hani alçak gönüllülük yapıyor gibi gelebilir. Öyle değil. Bu sözün gerçek anlamda karşılığı şu demek. Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğim. Çünkü benim bildiğim aslında hepiniz biliyorsunuz. Çünkü hakikat tam da hepimizin ilgilendiren, hepimizin ulaşabileceği bir şey. Dolayısıyla benim kendimden menkul olan bir şey değil, hepimizi ilgilendiren bir şey olduğu için hepinizin ulaşabileceği bir şeydi. Sadece benim sizden şu aşamada farkım var diyor. Ben bedensel arzularımdan, gündelik politik hani çıkarlarımdan vazgeçip ona yönelmeye karar verdim. Eğer siz de tüm gündelik alışkanlıklarınızdan, işte ilerideki çıkarlarınızdan vazgeçip hakikatin sesine kulak verirseniz aslında siz de duyarsınız. Mesela savunmada diyor ki, eğer diyor ben bunu şan şöhret için yapsaydım Allah aşkına bana söyleyin diyor. Karım bu kadar perişan olur muydu diyor. Bana hayırsız adam der miydi diyor. Ama diyor ben ne para için yaptım ne ün için yaptım diyor. Karım ve çocuklarım evde ağlıyor diyor. Yani çünkü soyluluk önemli bir şey. Yani hiçbir siyasi tartışmaya gitmiyor. Hiç böyle karizmatik tüm yani jestlerde bulunmuyor. Sokrates sürekli sokakta ve birilerini irşad etmeye çalışıyor. Dolayısıyla diyor ki demek ki ben şan şöhret için yapmıyorum diyor. Bunlardan vazgeçtim. Ben hakikatin yolcusuyum diyor. Bir de tam da bu tek bildiğimin hiçbir şey bilmediğimin karşılığı Atina'da da bugün günümüzde de bir karşılığı da şu. Normalde Atina'da şöyle bir yerleşik inanç vardır ki çoğu klasik dönem topluluğunda da vardır bu. Hepinizin bildiği bu efendi köle ayrımı. Ama Atina'daki efendi köle ayrımını ve klasik dönemdekini lütfen şöyle algılamayın. Efendiler vardı, ellerinde kırbaçlar vardı, sürekli böyle köle kırbaçlıyorlar. Böyle bir yapı değil bu. Efendi ve köle bir hane içerisinde bulunan insan yaşam tarzıdır aslında. Bir üretim ilişkisinden ziyade bir yaşam biçimidir. Ve şöyle bir inanç vardır, yani bir kanaat yerleşiktir. Efendiler, yani Atinalı soylular oluyor bunlar. Aşkın, hani yetkin bilimleri anlamaya daha açıklardır. Matematik, işte politika, bu gibi yüksek bilimler efendi dediğimiz soyluların yapabildiği, uğraştığı şeylerdir. Ama diyorlar, köleler ise bunları anlayamayacak
kapasitededir. Bir yanıyla sanki doğal bir şeymiş gibi, yani doğanın bir kararı ve böylemiş gibi algılarsanız pek tabii ki savunulacak hiçbir tarafı yok. Ama bir yanıyla da zaten hani genetik mirasla birlikte kültürel miktar mirasla aktarıldı diye düşünürseniz, zaten kaç sülale boyunca hani Atinalılar bu bilgiye ulaşıyor ve aktarıyor. Dolayısıyla Atinalı bir soylunun çocuğu da bu bilgiyle yetişiyor. Ama bir kölenin çocuğu da bu bilgiye ulaşamıyor zaten. Dolayısıyla hani bir yanıyla sosyal olarak aslında bir olgu bu. Fakat Sokrates bu olguyu da altını oyuyor. Şöyle oyuyor. Menon diye bir diyaloğu vardır Sokrates'in. Menon diyaloğunda arkadaşlar Sokrates karşısındaki soyluya diyor ki benim bildiğim bir şey yok diyor. Hepiniz biliyorsunuz diyor. Onlar da diyor ki iyi de diyor hani matematik, geometri gibi şeyleri de mi bilmediğimizi iddia edeceksin? Hani biz soylular biliyoruz diyor. O da diyor ki izninle diyor bana köleni çağırır mısın diyor. Kölesini çağırıyor ve köleye belli yönlendirmelerle bir geometri problemi çözdürüyor. Bugün Philosophy for Children diyoruz ya, P4C eğitimlere. Tüm o P4C eğitimleri işte Sokratik metottur ve tam da böyle bir metottur. Yani karşındaki kişiyi o şeyi ben biliyorum sen bilmiyorsun şeklinde aktarmaktan ziyade, aslında sen de bunu biliyorsun ya da bir kapasiten var ve buna açıksın. Sadece ben senden zamansal açıdan, ne bileyim sosyal açıdan daha önce öğrendim. Eğer bunu sana öğretirsem sen de öğrenebilirsin. Yani sana bu yolculukta aslında bir mentor gibi günümüz kavramıyla eşlik ediyorum. Sokrates buna ne diyor? Ebelik diyor. Ben diyor ebeyim. Ebe arkadaşlar böyle hani jenerik bir ifade değil. Şahane bir metafor Sokrates açısından. Niye ebeyim diyor? Çünkü ebe bir doğuma aracılık eden kişidir, değil mi? Ama ebe çocuğun üzerinde hiçbir hakka sahip değildir. Çocuk annenindir. Ebe ise sadece aracıdır. Yani doğumu kolaylaştıran, şimdi ebe olmasa doğum olmayacak mı? Olacak. Her türlü o doğum olacak. Ama ebenin oradaki pozisyonu ne? Doğumu kolaylaştırıcı olması. Dolayısıyla Sokrates diyor ki köleye de ve diğer Atinalılara da, ben ebeyim. Aslında hakikat hepimizin sahip olduğu bir şey. Sadece sizlerde açığa çıkması için bunu kolaylaştırıcı bir hani aracıyım ben diyor. Dolayısıyla Sokratik metot dediğimiz metot bu. Ve Sokrates arkadaşlar sofya, bilgi olarak kabul ediyoruz. Felsefe ne? Filosofya, bilgelik sevgisi. Şimdi Sokrates'e neden bilge diyoruz peki? Çünkü Sokrates hayatı boyunca hiçbir yazı yazmadı. Ve yazmayacağını söyledi. Ve hiçbir bilgi konusunda bir hak iddia etmedi. Bilgelerin kendilerinden menkul böyle davranışları, ki alameti farikaları vardır. Budur. Fakat Sokrates arkadaşlar filozofiyi ortaya çıkaran kişidir. Çünkü Sokrates'in tüm o diyaloglarında, o konuşmalarında karşısındaki kişiler bir noktadan sonra ondan çok etkilendikleri için bu hani nesnel, evrensel uğraş peşinde olmaya başladılar. Ve o diyalogları not etmeye başladılar. Bu not edenlerden biri Platon'dur. Fakat sadece o diyalogları not eden kişi Platon değildir. Aslında birçok başka kişi de Sokrates'in diyaloglarını kayda geçirmiştir. Fakat Platon başarılı, kariyerist biri olarak bunu en uç noktaya çektiği için felsefe bir yanıyla Platon'un bu metinleri, bu diyalogları yazmasıyla başlamıştır. Platon arkadaşlar Sokrates'in çevresinde bulunan o insanlardan bir tanesi. Temel amacı Platon'un iyi bir tragedi yazarı olmak. Fakat Sokrates'le tanıştıktan sonra iyi bir tragedi yazarı olmak ve Atina'da iyi bir siyasi pozisyona gelmek. Fakat Sokrates'e o karşılaşmalarından sonra bu gibi amaçlarının aslında gelip geçici olduğunu fark ediyor. Ve diyor ki hani Sokrates'le birlikte ben daha insanların hepsine hitap eden bir uğraşının peşinde olayım diyor. Ve Sokrates'in tüm diyaloglarını biz bugün Platon'dan duyuyoruz. Yani Platon'un diyalogları diye gördüğünüz tüm diyaloglar aslında Sokrates'in konuşmalarıdır. Fakat şöyle bir paradoks var. Şimdi diyalogların hepsini açıyorsunuz. Sokrates ve karşısında birkaç tane muhatap var. Platon'un diyalogların içinde yok.
Hani bir özne olarak da yok, bir karakter olarak da yok. Ama yazar Platon. Şimdi paradoks şu. Sokrates mi konuşuyor, Platon mu konuşuyor? Sokrates'in tüm konuşması olduğu gibi mi aktarılıyor yoksa Platon'un düşünceleri mi Sokrates'e söyleniyor? Şimdi zaten bir tragedyada böyle sahnelenen bir şeydir o. Bugün günümüzde tiyatro diyebildiğiniz şeyin kökeni işte tragedyalar. Zaten bir sahneleme yapılıyor. Şimdi artık yerleşik kanaat şu. Platon'un aslında diyalogları 3 döneme ayrılır diyorlar. Gençlik dönemi diyalogları, orta yaş dönemi diyalogları ve yaşlılık dönemi diyalogları. Gençlik dönemi diyalogları Sokrates'in diğer diyaloglarını da yazan insanlarla mukayese ettiklerinde tamamen Sokrates'in kendi düşüncelerinin birebir aktarıldığı diyalog. Orta dönem diyalogları ise, orta yaş diyalogları ise gitgide Platon'un fikirlerinin oluştuğu, devlet gibi, şölen gibi diyalogların olduğu son dönem diyalogları ise bizzat Platon'un kendi düşüncesinin yerleştiği diyaloglar diyorlar. Ve Platon'un diyalogları bugün felsefeyi başlattığımız metinlerdir. Whitehead diye bir filozof ve felsefe tarihçisi şöyle bir şey yapar. Hani buna değeri şöyle atfeder. Tüm felsefe tarihi Platon'u düşünmüş dipnottur. Yani aslında biz hala bugün Platon'un o diyaloglarda Sokrates üzerinden aktardığı ve kendisini de geliştirdiği o meseleleri konuşuyoruz. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Genelde felsefede lisans 1'de başladığınızda diyalogları okuduğunuzda bu muymuş? Hani bu nasıl bir primitif bir konuşma tarzı diyorsunuz. Yani sürekli karşısındakine bir şey söyletmeye çalışan felsefe bu mu, bu kadar bunlar mı övülüyor deyip sanki böyle Platon'u hızlıca okuyup bir kere kat etmeniz ve hemen Descartes'e, Kant'a gelmeniz gerekiyormuş gibi düşünürsünüz. Yani orayı böyle hızlıca bir tiyatro metni okur gibi okumanız gerekiyormuş gibi hissedersiniz ve örtük bir şekilde aslında küçümsersiniz de. Fakat genelde felsefede doktoradan sonra okunur. En çok okunduğu dönemler, değerinin en çok anlaşıldığı dönemler Platon diyaloglarının doktoradan sonraki aşamadır. Yani çoğu hocamız da bizzat tecrübeyle de sabit. Gerçekten doktoradan sonra daha çok, en çok döndüğün metinler Platon'un diyalogları, Aristoteles'in metinleri oluyor. Dolayısıyla diyaloglar ilginç ve katmanlı metinlerdir diyeyim. Platon, filosofya dediğimiz bilgelik sevgisini tam da o diyalogları metne geçirdiği için, yani elimizde bir metin olduğu için felsefeyi dayandırdığımız kişi ve metinlerdir. Bilgelik sevgisi arkadaşlar, bilgeliğin kendisinden farklı olarak bilgiyi yani hakikati elinde ve avucunda kavradığını iddia etmez. Felsefenin kendisinden önceki ve sonraki birçok bilimsel, işte dini ne derseniz onu anlam arayışlarından ayıran şey tam olarak budur. Hakikat el altında ve kuşatılabilir bir şey değildir. Hakikatin peşinde olursun, yolunda olursun. O yüzden filozofya, bilgelik sevgisi diyoruz, bilgelik demiyoruz. Çünkü hakikat aslında sonsuz bir uğraştır. Onunla uğraşırsın ve onu ortaya sermeye çalışırsın diyoruz. Bunu da bize armağan eden bu anlamda gerçekten de Platon'dur. Platon bugün günümüzde akademi diye bildiğiniz yapının babasıdır arkadaşlar. Akademia diye bir okul kurar. Ve Sokrates'in yaptığı hatayı yapmaz. Yani orada burada konuşmak yerine bir okul kurar. Onun içerisinde konuşur ve bir sürü öğrenci yetiştirir. Aristoteles, Platon'un en başarılı, hani o olmazsa dersimi yapmam dediği, böyle efsanelerin anlatıldığı kişidir. Platon'un öğrencisidir. Ve Aristoteles de arkadaşlar bugün bence, yani felsefeyi Platon'a borçluyuz tamam mı? Bugünkü üniversite ve dünya kavrayışımızın tamamen kurucu ismi Aristoteles'tir. Yani biz Aristoteles'in dünyasında yaşıyoruz hala diyebilirim. Peki Aristoteles Platon'dan farklı olarak ne yaptı? Aristoteles arkadaşlar, hani Aristoteles dediğinizde hemen ardından kuracağınız ilk, yani ileri süreceğiniz ilk kavram mantık olmalı. Mantığı bularak, yani üreterek dünya tarihindeki bence en büyük atılımı, uygun kavramı bulmaya çalışıyorum, amiyane olmayan şekilde atılımı sağlamıştır. Mevzu şu, mantık öyle alelade bir bahis değildir. Aristoteles'in bir mantık külliyatı vardır, 8 kitaplık. Külliyat deyince büyük büyük böyle şey ciddi kitaplar diye düşünmeyin. Gerçekten şu kadar kitaplar, Türkçe'de de hepsi var zaten. 8 tane kitap böyle ince ince kitaplar.
Zaten o dönemde kitaplar genelde incedir arkadaşlar. Bugün günümüzde bu şey hani bilgi yekunu bu kadar geniş. Aristoteles'in mantığı ne işe yarıyor? Mantık arkadaşlar, Arapça bir kelime bizim şu an bugün kullandığımız mantık. Aristoteles'te organon denir mantığa. Alet, araç demek. Yani organ gibi düşünün işte, organ da buradan türetiliyor zaten. Alet ve araç demek. Peki neyin aracı bu? Doğru düşünmenin aracı. Aristoteles'in mantıkla yaptığı şey şu. Diyor ki, kategoriler diye ilk kitabından sonuna kadar yaptığı şey bu. Ben diyor, Yunan dili ve gramerini çözümleyerek düşüncenin yasalarına ulaştım. Diyor ki, insanları uzlaştıran şey belli ki dil. İnsanlar dille anlaşıyor ve uzlaşıyor. Eğer biz dille anlaşıyor ve uzlaşıyor olmasaydık bir kültür dünyamız olmazdı. Hala bir mesela arşivleme, bir hani depolama anlayışımız olmazdı. Gerçekten hala böyle kışın avlanıyor, hani yazın seriliyor falan olurduk. Ama tüm bu o primitif yaşamdan insan düzlemini, bu kültür dünyasına geçişimizi sağlayan şey dildir. Aristoteles diyor ki diğer canlılardan farklı olarak insanın bir tek dili vardır. Diğer canlıların sesi vardır. Dil ise tam olarak insanın bir konu hakkında bir kanaat bildirmesi. Üstelik karşı tarafa da bunun aktarılması demek. Mesela ben burada bir saattir konuşuyorum ve aslında çok inanılmaz bir şey. Ben konuşuyorum, size geçiyor. Siz anlıyorsunuz, anladığınızı düşünüyorum tepkilerinizden ve hala devam ediyorum. Bu çok korkunç bir şey. Yani bir saattir burada duruyoruz ve sadece biri konuşuyor. Yani tek hareket farkındaysanız, hani şu olayı, buradaki olayı döndüren şey, şu böyle iki dudak arasından çıkan ve size tüm insanlık tarihini neredeyse kat ettiren bir şey var ortada ve sizi bir yere götürüp getiriyorum farkındaysanız. İşte dil bizim aramızdaki bu aktarımı, üstelik bu uzlaşıyı da sağlayan şey. Dolayısıyla diyor ki Aristoteles, peki diyor, farklı diller konuşuyor ya insanlar. Arkadaşlar böyle Aristoteles'ten önce gerçekten bir dil, bir millet ile diğer dil ve diğer millet birbirine her zaman rakiptir. Uzlaşan şey çok azdır. Çünkü başka bir dil konuşuyorsun zaten diğeri. Yani dolayısıyla bu ikisi arasındaki uzlaşım, kültürel kodlar, tüm diğer bileşenleri de ekleyin. Her zaman senin muhtemel düşmanındır diğeri. Ama Aristoteles Yunan dilinin gramerini çözümleyerek, düşüncenin yasalarını bularak aslında diller arası ve diller üstü diyeyim, diller arası değil, diller üstü bir uzlaşı zemini buldu. Ve bulduğu yasalarla birlikte artık sizin hangi dili konuştuğunuz, dünyayı algılama tarzınızla doğrudan ilgili değil. Çünkü düşüncenin yasaları, devam edecek miyiz peki? Tamam. 10 dakika arabilirim. Mantığı bitireyim mi, öyle verelim? Çünkü tamam. Düşüncenin yasalarıyla birlikte aslında sağlanan şey şu, Arapça'da, Yunanca'da, hangi dilde konuşursanız konuşun, aynı şekilde düşünüyoruz, bunu yakalıyoruz. Normalde hani Aristoteles öncesinde farklı dillerde konuşan insanlar farklı düşünür kanaati yerleşikti. Ama bugün günümüzde ise ve Aristoteles'ten beri gelen şey ise hayır, aslında aynı düşünce yapısına sahibiz yaklaşım oluyor. Devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Ufak bir hocamızı dinlendirelim. Hemen gelelim. Sizler de öyle. Aristoteles diyorduk arkadaşlar. Aristoteles'in mantığının düşünce tarihinde ve dünya tarihindeki etkisinden bahsediyorduk. Aristoteles'in mantığı arkadaşlar. Şimdi mantığı şöyle kavramanızı istiyorum. Bu bence birçok konuda bir açıklık da sağlar size. Arkadaşlar dil, düşünce ve varlık anlayışımız birbirini doğrudan etkileyen unsurlardır. Dil, düşünce ve varlık. Dili nasıl kullanırsanız düşünceniz öyle, düşüncenizi nasıl oluşturursanız varlık tasavvurunuz öyle gelişir. Bunun tersi de geçerli. Varlık tasavvurunuz nasılsa düşünce yapınız öyle şekillenir, düşünce yapınız nasıl şekillenirse diliniz öyle şekillenir. Bunu çok gündelik hayattan ve sizlerin hani gündelik pratikleriniz üzerinden şöyle örneklendireyim. Mesela sıklıkla sizlere klasik metin okumanız tavsiye edilir. Fakat ne yazık ki tavsiye edenler yanlış bir şekilde, pedagojik açıdan yanlış bir şekilde tavsiye ederler. Siz sanırsınız ki
ki hepimiz öyle sandık. Klasik metinleri hani genel kültürün bir parçası ve hani yarın öbür gün bana Dostoyevski, Tolstoy, işte Zola şunu bunu sorarlarsa ben bunları okudum diyeyim. En azından olayın Rusya'da geçtiğini falan bileyim gibi bir yaklaşımla okuyoruz. Fakat mevzu o değildir klasik metinlerin tavsiye edilmesinde. Klasik metinlerde dilsel ifadelerin en yetkin halini görürsünüz aslında. Ve orada dil mükemmel bir şekilde kullanıldığı için siz o dilsel karşılaşmayla birlikte dilinizi temizlersiniz. Dilinizi temizlediğinizde ve dilsel ifadelerinizi daha açık, berrak hale getirdiğinizde düşüncenizi de daha iyi yansıtırsınız. Varlık tasavvurunuz, yani aleme dair tasavvurunuz da o dili kullanma kapasitenizle doğru orantılı olarak daralır ya da genişler. Bu böyledir. Yani eğer siz gündelik hayatınızı 1000 kelimeyle idame ettiriyorsanız zaten düşünce ve dünya tasavvurunuz da daralmış demektir artık. Ama ne zaman ki bu dil kapasitenizi arttırırsanız gerçekten farklı düşüncelere açıklık ya da hayatınızdaki olayları düşünce düzlemine çekme kapasiteniz artar. Şimdi bunu Aristoteles'e bağlayacağım. Aristoteles Yunan dili ve gramerinden yola çıkarak mantığın yasalarını bulduğunda aslında düşüncenin yasaları da varlığa giydirildi. Yani bizler artık dünyayı Aristoteles gibi algılamaya başladık. Bunu çok spesifik bir örnek vererek İslam düşünce tarihine geçeceğim. Aristoteles'in mantığın 3 tane temel ilkesi vardır. Bu mantığın ilkeleri diye böyle vaaz edilir, ezber edilir. Özdeşlik, çelişmezlik, 3. halin imkansızlığı. Aristoteles diyor ki mantığın temel 3 yasası budur diyor. Ve tüm işte kıyas mantığını ve tüm mantık külliyatını bunun üzerinden şekillendirir. Nedir bu özdeşlik, çelişmezlik ve 3. halin imkansızlığı? Özdeşlik AA'dır. Tipik tanımı. Çelişmezlik AB değildir. 3. halin imkansızlığı A hem A hem A olmayan değildir demek. Şimdi aslında bunlar bizim gündelik hayatımızda fark etmeden, tam da akıllı bir canlı olduğumuz için fark etmeden yaptığımız şeyler. Fakat fark ettiğinizde neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı anlarsınız. Aradaki fark budur. Nedir özdeşlik? Özdeşlik bu bardak bardaktır demek. Ben artık bardak dediğimde ve bunu dile getirdiğimde hepimiz arasında böyle bir uzlaşı oluyor. Kavramsallaştırıyorum ya ve diyorum ki bu kavramı diyorum dış dünyada, yani varlık dünyasında bir karşılığı var. Bardak bardaktır diyorum. Ve sizler de buna dilsel düzeydeki varlıklar olarak aynı kanaati taşıyorsunuz. Hepimiz artık bardak dediğimizde neyi kastettiğimizi biliyoruz. Bunu en iyi nerede? Felsefeyi en iyi çocuklardan anlarsınız. Nasıl geliştiğinizi, hani olayın nasıl geliştiğini çocuklardan anlarsınız. Kendi çocukluğunuzda yaptınız mı bilmiyorum ama hani bir kere yapmışsınızdır belki ya da yapanı görmüşsünüzdür. Neden biz buna bardak diyoruz da barkat demiyoruz gibi sorular oluşur. Hani bugünden itibaren hepimiz bu bardağa bardak değil de barkat desek ve dilimize böyle yerleşse bundan sonra gitsek ne olur? Kim tam olarak ne zaman buna bardak dedi de o gün bugündür biz buna bardak diyoruz diye bir arayış içerisinde oluyoruz küçükken. Çünkü dile aşinalığımız o zaman oluşuyor. Dil, düşünce ve varlık arasındaki ilgiyi de o zaman kuruyoruz. Fakat mevzu şu, buna barkat da diyebiliriz. Mevzu o değil. Yani mevzu buna bardak ya da barkat diye olmamız değil. Mevzu buna bir şey dediğimizde bu konuda uzlaşıyor olmamız. Bu korkunç bir şey. Yani bu konuda uzlaşıyoruz ve bardak dediğimiz artık hepimiz ne anladığımızı biliyoruz. Yani bu işte ince belli olsa, kalın belli olsa, işte tombul olsa, ne olursa olsun bardağın ne olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla özdeşik budur. Şimdi bardağın mikrofon olmadığını biliyorum ben. Dolayısıyla kafa karışıklığım ortadan kalkıyor. Şimdi bu ikisi arasındaki ayrımı bildiğinizde, bunun diğer şeyler arasındaki ayrımı bildiğinizde aslında dünyayı, böyle bir hamur olan dünyayı parçalarına ayırmaya başlıyorsunuz. Ve her bir parça bir ad, bir düşüncenizde de bir varlık atfediyorsunuz. Böylece bunlar arasındaki ilişkileri kurmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla ikincisi, yani çelişmezlik bu demek. Yani ben bardak, ne zaman bardak, ne zaman mikrofon gibi bir karmaşa yaşamıyorum. Ama farkındaysanız mesela mental problemleri olan insanlar aslında özdeşik, çelişmezlik gibi ilkeler konusunda problem yaşıyorlar.
Yani bunu bazen bardak, bazen bir insan olarak ya da kendisini saldıracak bir nesne olarak düşünebiliyorlar. Mental problemlerde bu mantığın işlemediğini ortaya koyuyor zaten bilinç teorileri. Üçüncü hal imkansızlığı ise şu demek, ben mesela hoca olarak hem burada hem de dışarıda kapıda olamam. Siz benim burada olduğumu biliyorsanız başka bir yerde olmadığımı biliyorsunuz. Yani bir şey ya odur ya o değildir diyoruz. Dolayısıyla mantıktaki bu kurallar tüm dünyadaki insan, akıllı canlılar için geçerli olduğu için aslında biz varlığı böyle tahayyül ediyoruz. Şimdi burada böyle herhangi bir hani korkunçluk bunu fark etmek ve bu tri'yi fark etmek gibi geliyor ama İslam düşüncesine geçtiğimizde neye tekabül ettiğini anlayacağız. Aristoteles'in bize armağan ettiği mantık dolayısıyla herhangi bir felsefi ya da düşünsel uğraşın bölgesel yani Atina ile ilgili olmadığını, mesela Platon ve Sokrates bunu dil düzleminde yapmıştı. Gerçekten de tikellerden tümellere giderek tümel kavramlar olarak ortaya çıkmıştı mevzu. Ama Aristoteles'le birlikte düşüncenin yasaları haline geldi bu ve tüm insanları bağlayan bir unsura dönüştü. Üstelik Aristoteles, Platon ve Sokrates'ten farklı olarak doğa araştırmaları yapan biriydi. Yani astronomi bilen, doğa bilimi bilen, babası hekimde hekimlik bilen bir insandı. Aynı şekilde aslında geliştirdiği kuramda, felsefi kuramda mantıktan hemen, mantık sadece Aristoteles'in okuluna gittiğinizde, lise diye bir okul vardır onda, okuluna gittiğinizde hani şey gibi düşünün, ilmihal gibi düşünün. Yani bir dine girdiğinizde önce bir ilmihal öğrenirsiniz ya, o dinin temel kaidelerini öğrenmek için. Sonrasında asıl olaya başlarsınız. Mantık da böyle bir şey yani. Orada önce düşünmenin yasalarını öğrenirsiniz, metodunu öğrenirsiniz, sonra düşüncenin kendisine başlarsınız. İşte o sonrasındaki kısımda sizin doğa bilimi, matematik, mantık ve astronomi gibi bilimleri bilmeniz, müzik bilmeniz, müzik de çünkü bir denge ve ahenk mevzusudur, bunları bilmeniz gerekiyor. Aristoteles'in tüm külliyatında doğa bilimleri ve diğer tüm astronomi bilgisi içkindir. Felsefe bilim paradigması olarak insanlık tarihinin çok uzun bir döneminde, yani 15. yüzyıla kadar biz Aristoteles ve Batlamyusçu dünya görüşüne, gezegen görüşüne sahibiz. Batlamyus dönemin astronomi bilgine ve onların ay altı, ay üstü alem diye bir ayrımı vardır. Dünyaya yakın bir gezegen olan ay, ondan sonrası diğer gezegenler var. Dolayısıyla dünyadaki olaylar sürekli bir oluş ve bozuluş aleminde. Her şey doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve ölüyor. Sürekli bir bozulma dönemi var burada. Fakat ayın üstündeki, yani şey hiyerarşik olarak düşünmeyin, yakınlık ve uzaklık olarak düşünün. Dışındaki diğer gezegenler ise gökyüzünü gözlemlediğimizi gördüğümüz kadarıyla sürekli aynı nizam içerisinde. Yani bir yıldız kümesi mesela sapladığınızda asırlar boyunca o yıldız kümesi öyle devam ediyor. Dolayısıyla diyorlar ki ay altı alemde, yani dünyada her şey lineer zaman dediğimiz, kronolojik zaman dediğimiz bir oluş ve bozuluş aleminde. Fakat ay üstü dediğimiz diğer gezegenler düzleminde ise döngüsel bir hareket vardır ve orada mükemmellik vardır. Böylece alem de bir astronomik bir açıklamayla açıklanmış oluyor. Ve felsefe en yetkin haline ulaşıyor. Üstelik Aristoteles ve Platon arasındaki şu ayrımı da söyleyerek geçeyim. Platon arkadaşlar bir şehir devleti filozofudur. Bu benim bir okumam bu arada. Her hoca kendi anlatısını oluşturur. Yani felsefe tarihlerinde sürekli gördüğünüz bir şey değil, öyle sanmayın. Çünkü hocalar bunu söylemez, öğrenciler gerçekten de öyle sanaydı. Bu bir okuma. Platon bir şehir devleti filozofudur. Ve yaptığı şey bir şehir devleti, mükemmel bir şehir devleti nasıl oluşur? Mesela Devlet diye bir kitabı var ya, ilk Ütopya diye gördüğünüz, sürekli referans verilen. Devlette hem bir şehir devletin, mükemmel bir şehir devletin nasıl tasarlandığını anlatır. Hem de aslında devlet bir yanıyla bir insanın düşünce yapısının da nasıl tasarlandığıdır. Yani o devlet kitabında dışarıda bırakılan her şey aslında düşüncede de dışarıda bırakılır. Mesela şairleri kovar devletine. Bu hikayeyi duymuşsunuzdur. Platon devletinin en son bölümünde şairleri der ki bu devlette yeriniz yok. Şair dediği kim? Homeros. Ve tüm Atina'nın, tüm şehir devletlerinin hani kutsal metni ve adamı olarak bilinen şair Homeros. Tabii ki Homeros yaşamıyor, 400 yıl önce ölmüş de. Homeros'tan beri gelen bir şair geleneği var. Bunların hepsini dışarıya atıyor.
tabii teorik olarak. Neden atıyor peki? Diyor ki şairler diyor sürekli tragedyalarla ve komedyalarla diyor dünyadaki tüm olayları tanrısal olarak açıklıyorlar ve diyor orada kendilerine muhayyer bir hikaye oluşturup bizim de ona inanmamızı bekliyorlar. Ve gerçekten de bir dilsel konsept oluşturduğunuzda bir dünya yaratırsınız. Bunu en iyi şekilde böyle bilim kurgu ve filmlerde, romanlarda görürsünüz. Orada anlatılan şey aslında size yeni bir dünya kurmaktır. Fakat bu dünya normalde yok hayatımızda. Ama sonuçta insanlar o dünyaya göre kendi hayatlarını çeki düzen verdiklerinde bu bir problem oluyor. İşte diyor ki Platon, şairleri devletimize almayacağız. Yani bir yanıyla da psikenize, ruhunuza diyor ki aslında sizi muhayyel davranışlara sürükleyecek hikayelerin peşinde koşmayın. Burada bu dünyada insanlar arası düzeni sağlamamız gerekiyor. O yüzden bedenimizi, ruhumuzu temizleyelim. Tüm unsurlarımızı saptayalım ve insanlar arasındaki düzeni kuralım. Bir şehir devletinde her bir şehir devleti kendi sınırını belirler, içerisini konsolide eder, dışarıda bıraktığında bırakır. Yani bir içerisi ve dışarısı ayrımı yapar. O yüzden devlette sürekli içeriği konsolide etme, neyleri dışarıya bırakıyorsak da bunları belirleme, saptama işi vardır. Fakat Aristoteles ise arkadaşlar bir imparator filozofudur. Aristoteles baba tarafından Atinalı değildir, Makedondur. Zaten Aristoteles Platon okulundayken de sürekli Atinalılar bu Aristoteles'e ne zaman ihanet edecek diye bekliyorlar. Çünkü Atina her iki taraftan Atinalı olmadığı için zaten süreç içerisinde bir soysuz davranış, yani bir soyluya yakışmayacak davranışı bekliyorlar. Platon öldüğünde kendi akademiyasını Aristoteles'e değil yeğenine bırakıyor. O da öğrencisi Platon'un. Aristoteles ise artık akademiyanın öğrencisi olmadığı için bu peripatetikler deniyor. Bunları yürüyerek felsefe yapanlar. Aristoteles bir süre yürüyerek felsefe yapıyor kendi ekibiyle. Sonrasında ise lise diye bir okul kuruyor ve orada kendi oluşumunu yapıyor. Fakat süreç içerisinde Atina'da çok barınamadığı için, yani kabul görmediği için Makedonya'ya dönüyor, çağrılıyor. O dönemde bir imparatorsanız siz dönemin en iyi aliminden eğitim görürsünüz. Çocukluğunuzdan itibaren Osmanlı'ya kadar da bu böyle oldu zaten. Dolayısıyla İlerideki büyük İskender olacak, küçük İskender'i eğitmesi için çağrılıyor. Zaten hani yetiştiği yer, hani soylular, bir grup insanlar birbirlerini tanıyorlar, ediyorlar. Büyük İskender olacak, küçük İskender'i yetiştirmesi için Aristoteles'i çağırıyorlar. Aristoteles muhteşem bir eğitim veriyor. O kadar muhteşem bir eğitim veriyor ki büyük İskender dünyayı fethediyor. Ve Mısır'a kadar gelerek o dönemin en yetkin iki kültürünü birleştiriyor. En başta dedim ya Atina ve Mısır var. İşte bu ikisini birleştiriyor ve melez bir kültür oluşturuyor. Büyük İskender bir imparatorluk kuruyor. Ve o dönemin en yetkin iki bilim ve kültür ve medeniyet merkezi olan Atina ile Mısır'ı birleştiriyor. Fakat Atinalılar bundan hiç hoşlanmıyor. Çünkü Atina yetkin, mükemmel bir topluluk. Mısır'la birleşmeyi istemiyor. O yüzden de bundan bir yanıyla Aristoteles'i sorumlu tutuyorlar. Çünkü o eğitti, o bu parlak fikirleri, Büyük İskender'i Aristoteles verdi diye düşünüyorlar. Aristoteles aslında şöyle beyanlar var, Büyük İskender'e yapma etme demiş ama Büyük İskender muhteşem bir eğitim aldığı için yapmış. Şimdi mevzu şu, bir imparatorlukta arkadaşlar, imparatorluğu imparatorluk yapan ötekini içine alma kapasitesidir. İmparatorluklarda öteki her zaman öteki olarak orada yer edinir. O yüzden bu bir şehir devleti, bir ulus devlet değildir, imparatorluktur. Çünkü siz çok farklı coğrafyalarda milletten, dinden topluluğa hitap ediyorsanız, o dinler, topluluklar, milletler o halde orada bulunabilmeleri sizin orayı yönetme kapasitenizi arttırıyor. Dolayısıyla Büyük İskender'in hocası olan Aristoteles'in aslında felsefesi de, Aristoteles imparator filozofu diyorum ya, Aristoteles'in felsefesi de bütünlüklü bir felsefedir. Yani her şeyi içine alan ve kapsayıcı bir felsefedir. O yüzden doğa bilimi de vardır, politika da vardır, ahlak da vardır, astronomi de vardır, her şey vardır. Üstelik şiir mevzusunu söyledim. Şairlerin, düşünün Platon bir devlet kuruyor, bundan bir tek şairler burada yer alamaz diyor. Aristoteles ise mantık külliyatının son kitabı olan Poetika dediğimiz kitapta şiiri de devlete dahil ediyor. Çünkü diyor ki
bu şiir yani tragediye yazmak diyor. Aslında onlara da bir metot versek, çünkü tragedi de bir dilsel ifade değil mi? Yazılara bir şey, bir metin. Aristoteles bir metot uzmanı. Diyor ki tragedinin unsurları diye bir metot atfedelim. Ve bu tragedi yazarları diyor bu metoda uygun olarak bunu yapsınlar, yazsınlar diyor. O yüzden de artık bir düşman, bir tehdit olarak görmüyor. Üstelik tüm o yaratıcı ve yetkin halinden de soyarak devletin içerisine alıyor. Artık zararsız bir şey haline geliyor. Dolayısıyla Aristoteles'in sunduğu felsefe tam bir imparatorluk felsefesi olduğu için bir yanıyla bugün dünyadaki her şeyi kapsayan bir kaynak olarak da hala günümüze kadar geldi. Şimdi bu bahsettiğim mevzular milattan önce 300'ler 400'ler, tamam mı? Millet oluyor Hristiyanlık, Hazreti İsa ve Hristiyanlık. Sonra milattan sonra 6. 7. yüzyılda da artık İslam coğrafyası İslamiyetle birlikte yetkinleşmeye başlıyor. Peygamber vefat ediyor, Emeviler, sonra Abbasiler dediğimiz dönem. Şimdi felsefe zaten çok uzak topraklarda değil. Size biraz önce söyledim. Ege, Akdeniz ve Yunan bölgesi düşünün. Hristiyanlık ise burada hani Orta Doğu'da ortaya çıkmış bir din. Hristiyanlığın bir peygamber olarak Hazreti İsa dini inşa ve ikame etmiş bir peygamber değil. Biliyorsunuz hani çarmıha geriliyor ve göğe yükseliyor. Hristiyanlığı kuran bir gelenek vardır. İşte bu havariler, havarilerden sonra da kilise dediğimiz yapı. Hristiyanlık bu anlamıyla kurulan bir dindir. Ve tüm bu kuruculuğunu da çevredeki o medeniyetlerin bilimsel, kültürel öğeleriyle birlikte kurar. O yüzden de buradaki felsefe, burada yeşeren bu felsefe süreç içerisinde bugün yine coğrafyamızda, yani olaylar hep bizim etrafımızda gelişiyor. Hatay'a kadar, Suriye'ye kadar aşağı doğru böyle iniyor. Ve Süryaniler diye bugün Mardin'de orada burada duyduğunuz o topluluk, işte Hristiyan topluluk olarak buradaki Atina'daki Yunan ve Latin kaynaklarını çevirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla gitgide farkındaysanız İslam coğrafyasını buradan yaklaşıyor. Milattan sonra 6. 7. yüzyılda peygamber işte 7. yüzyılda vefat ettikten sonra önce Emeviler sonra Abbasilerin olduğu bir İslam topluluğu, bir devleti var. Abbasiler, Emeviler daha böyle bir aile devletiyken Abbasiler ise daha imparatorluğa doğru ilerleme arzusu olan bir yönetim. Ve Abbasi halifesinin bizzat kendisinin emriyle çeviri faaliyetleri yürütülüyor. Çünkü bir imparator olmak istiyorsanız ötekini içinize dahil etmeniz lazım. Ve dönemin böyle kültürel hani tüm unsurlarını kapsayıcı olmalısınız. Melez bir kültür oluşturmalısınız. Bakın melez bir din değil. Din melez olmaz. Ama kültür melez olabilir. Dolayısıyla Abbas halifesi bizzat kendisi Kindi diye bildiğiniz, ilk İslam filozofu diye bildiğiniz Kindi'yi görevlendiriyor sarayda. Ve Kindi bir ekip kuruyor. Süryanice'den aktarılan o tüm Yunan geleneğini İslam coğrafyasını çeviri faaliyetlerini yapıyor. Kindi hem halifenin hem de halifenin oğlunun, ya halifenin değil de oğlunun hocası. Nasıl Aristoteles İskender'in hocasıydıysa Kindi de Abbas halifesinin oğlunun hocası. Ve onu eğitiyor. Bir yanıyla da işte çeviri faaliyetlerini yürütüyor. Tüm yaptığı bu çeviri faaliyetleri arkadaşlar bugün günümüzde anladığınız gibi sadece dilsel bir çeviri değildir. Klasik dönemde böyle boş beleş uğraşlar yoktur. Hani alalım bu metni çevirelim, ay ne güzel şey olsun. Hani bir çeviri böyle değildir. Klasik dönemde her şey bir toplumun ihtiyacı ölçüsünde yapılır. Çünkü ne vakit ne nakit vardır. Amaç gayet toplumsal faydadır. O yüzden bu çeviri faaliyetleri bir dilden bir dile değil, aslında bir kültürden bir kültüre geçiş ve çeviridir. Kindi'nin kitapları hani Türkçe'de de var artık bakabilirsiniz. Girişine bakın halifeye bir ithaf vardır. Halifeye işte övgü vardır. Ve kitabı çevirirken halife ve halifenin oğlunun ve dolayısıyla bir Müslümanın anlayabileceği şekilde çeviriyor. Ve bir Müslüman ihtiyacının olduğu kadarını çeviriyor. Dolayısıyla bir Müslüman için temel problem ne yeni bir kültürle karşılaşıyorsa, bu kültürle bizim kültürümüz arasındaki ilgi ve alakayı nasıl kuracağız? Ve niye ihtiyacımız var? Yani niye gidip hani bu dillerden çeviri yapalım? Şu sebeple ihtiyaç var. İslam dininin kutsal metni ve bu kutsal metinle birlikte peygamberin sözleriyle sürekli
kitapta akletmez misiniz? İşte bakanlar görür, işte araştıranlar görür gibi ifadeler var. Ki peygamberin de sözlerinde sürekli ilim ve ilmin her coğrafyadan aktarılması için bir teşvik var. Şimdi bir Müslüman kendi kutsal kitabında ve peygamberin sözlerinde şöyle bir kültürle yetişiyor. Bu din evrensel. Bu din herkese hitap ediyor. Dolayısıyla aklederse aslında diğer insanlar da bu dinin vaaz ettiği şeylere yaklaşabilir ya da anlayabilir. Onları biz vaaz etsek. Şimdi felsefeyle birlikte aktarılan bu gelenek aslında bir teyit mekanizması bir yanıyla. Çünkü Allah'ın Atinas'ında o kadar çok tanrılı dinin olduğu bir yerde bir grup insan neredeyse tek tanrılı bir dinin kültüründe yetişen bir insan gibi tümel kavramlara ulaşmış, hani ruhun ölümsüzlüğüne ulaşmış ve insanlar arası düzenin, iyiliğin nasıl yaşatılacağına dair bir konsept geliştirmiş. Kindi işte tam da bu sebeple burayı çevirirken şöyle temellendirmeler yapıyor halifeye ve oğluna. Diyor ki, bu ilim aslında diyor ezeli bir ilimdir. Yani ta Keldanilerden beri gelen, sonra Mısır'a geçen, sonra Atina'ya, sonra Süryanilere geçen ve bize gelen bir şeydir. O yüzden mesela Hermes yani Hazreti İdris'e kadar bile dayandırılır ilim mevzusu. Dolayısıyla da böyle oradan buraya gelen ve hepimizin hani Hazreti, çünkü İslam'ı bir de şöyle anlayın. İslam sadece tarihsel bir dönemde açığa çıkmış bir tane din değildir. Hani Mekke'de, Medine'de yaşayan sonrasında bugüne kadar devam ettirdiğimiz bir din değildir. Hani tarihin bir dönemde çıkmış bir din değildir. İslam Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tamamlanmış olan hak dindir. O yüzden de siz Hazreti Adem'den bugüne kadar olan miras zaten sizin gittik mirasınız. Ne güzel bağladım değil mi? Hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla aslında o miras denen şeyi böyle alımlamak bir Müslüman için zor bir şey değil zaten. Hani tepki geliştireceği bir şey de değil. Kindi de bunu anlatır. Felsefenin nasıl bir şey olduğunu, dinle neden çelişmediğini, bir Müslümanın ve Müslüman topluluğun felsefeye neden ihtiyaç duyabileceğini uzun uzun anlatıyor. Ve Aristoteles'i, Platon'u, tüm bu bahsettiğim Sokrates'i anlatıyor. Ve şunu da söyleyeyim, bu küçük kültür tarihinize katkılar sunuyorum dersi anlatırken ama böyle İslam felsefesi metinlerinde sürekli Eflatun duyarsınız, Aristo duyarsınız ama biz ne diyoruz? Platon, Aristoteles diyoruz. Bunlar süreç içerisinde böyle kültürel kod gibi insanların dillerine yerleşiyor. Eflatun diyorsa ilahiyat öğrencisi, Aristo diyorsa ilahiyat öğrencisi, Platon falan diyorsa belli ki Fen Edebiyat Fakültesinden mezun gibi bir kültürel kod yerleşiyor. Fakat bu kültürel kodlar aslında ideolojik bagajlarla oluşuyor. Mevzu orada çok basit bir şey. Platon Arapça'da telaffuz edilemiyor. O yüzden Eflatun deniyor. Mevzu bu kadar basit. Yani işte Yakup'un Jacob olması gibi. Tamam. Aristoteles de aynı şekilde. Aristo deniyor. Yani oradaki sadece dilsel bir kolaylık olsun diye yapılan bir şey. O ideolojik dinin bagajlar olduğunu falan sakın düşünmeyin. Mevzu bu. Kindi tüm çeviri faaliyetlerini yapıyor ve hani felsefeyle tanıştırıyor. Sonrasında Farabi, sonrasında İbn Sina, sonrasında İbn Rüşd dediğimiz meşşai gelenek diye adlandırılan bir gelenek oluşuyor. Bunlar Aristotelesçi gelenek olarak adlandırılırlar ve yaptıkları şey şudur. İslam coğrafyasında aslında o dönemde peygamber vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim iki kapak arasına toplanması, yani bir kitap haline gelmesi ve sonrasında bu kitabın tam olarak nasıl daha doğru anlayabiliriz diye çeşitli İslami ilimler oluşuyor biliyorsunuz. Hadis ilmi, fıkıh ilmi, işte tefsir ilmi, bunların hepsi yerleşiyor. Ve Arap dili ve grameri tam da Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak ve aktarabilmek için en yetkin haline bürünüyor. Arkadaşlar Arap coğrafyasında da o dönemde yine hepinizin bildiği bu cahiliye dönemi ve şiir mevzusu vardır ya. Bakın bu topraklarda da şiir var, bu topraklarda da şiir mevzusu var. Klasik dönemde Atina'da işte Sokrateslerle birlikte İslam coğrafyasında İslam'la birlikte öncesinde arkadaşlar kültürel olarak yetkin dilsel ifade şiirdir. Mevzu bu kadar basit bir yanıyla. Düz yazı dediğimiz yazılar alışveriş, hesap kitap işlerinde ve devletler arası anlaşmalarda kullanılıyor.
Onun dışında tüm kültürel üretimde nasıl bugün günümüzde hani en yetkin yazım tarzı makale ve güvenilir yazım tarzı makale ise ya da mesela gündelik iletişimde bilginin dolaşımını sağlayan şey gazete ise işte sosyal medyaysa o dönemde de aslında şiir böyle. Çünkü toplumları bir arada tutuyor. İşte onların etos dediğimiz, huy, karakter atfettiğimiz yapıları oluşturuyor. Fakat yine Atina'da olduğu gibi İslam coğrafyasında, Arap coğrafyasında da bir soyluluğun aracı haline geliyor. Yani Kabe dediğimiz yapı, o kutsal yapının duvarlarına onları Kabe, şimdi klasik İslam tarihi öğrendiğinizde şey gibi algılıyorsunuz. Kabe'ye hakaret olarak astılar. Hayır. Kabe o dönemde o coğrafya için gerçekten de kültürel anlamda da hani önemli bir yapı. Ve oraya asmalarının sebebi kendi soylarını kutsama. Ve tüm o şeyler, kabileler kendilerinin diğerlerinden daha üstün olduklarını dilsel anlamda da ifade etmek için şiirler yazdırıyor o dönemin en iyi şairlerine. Ve bu şiirleri o duvarlara asıyorlar. Fakat bu sürekli böyle şey didaktik, hani epik, böyle kahramanlık hikayeleri olduğu için aslında bir noktadan sonra bir grubun diğer gruptan daha üstün olduğu kanaatini yerleştiriyor. Ve bu da aslında insanlar arasındaki hani o eşitlik ilkesine aykırı. Dolayısıyla cahiliye budur gerçekten de. Bu bir cehalettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le birlikte ise Arap coğrafyasında ilk defa gündelik hayatta da önermesel, dilsel, cümlesel, düz yazı metin girdi devreye. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in tüm ilkeleri, vaazı, hani tüm aktarılan ve hani tebliğ edilen buyruklar gerçekten insanlar arası düzen açısından eşitlik ilkesi, adalet ilkesi, iyilik ve güzellik gibi o kavramların kabilelere özgü değil, tüm insanlara hitap ettiğini göstermesi açısından sadece o dine inanan Müslümanlar değil, o dinin çatısı altında yaşayan ötekini de güvende tutuyor. O yüzden de İslam coğrafyasında bu hani Kur'an-ı Kerim'le birlikte bambaşka bir şey yerleşmişti zaten kültürel yapı. Ama işte dediğim gibi hadis, fıkıh, tefsir gibi çalışmalar bu dini tam olarak daha iyi nasıl anlarız? Çünkü bir yanda Kur'an-ı Kerim var, bir yanda hadis var, bir yanda sünnet var. Tüm bu mevzular ve peygamberin hayatına şahitlik eden insanlar sonuçta bir noktadan sonra ölecekler. Dolayısıyla onlar ölmeden önce bu bilgileri toparlamak gerekiyor o dini korumak için. O yüzden bu çalışmalar yapılıyor. Felsefeyle birlikte gelen şey işte şu, işte tüm diğer coğrafyalardan gelen bilimsel paradigmalarla birlikte o dönemdeki hani kapsayıcı bir İslam dini ve bilimi anlayışı yerleşmeye başlıyor. O yüzden felsefeciler ama sıkı ve sadık bir Aristotelesçi olarak ve felsefeci olarak sürekli böyle işte o mantığa uyum sağlayarak sürdürüyorlar faaliyetlerini. Sadece Gazali'den bahsedip Karatani'ye geleceğim. Gazali arkadaşlar bugün günümüzde, iyi gidiyoruz. Bugün günümüzde Gazali iki şekilde adlandırılır. Bir, felsefe haddini bildiren adam ve felsefe tüm İslam coğrafyasını spekülasyon yaratacak felsefecileri sınır çizen adam, dolayısıyla dini koruyan adam. Bir böyle görülür. Bir de bağnaz, felsefenin gelişimini engelleyen kişi olarak görülür. İki yaklaşım da yanlıştır. Gazali döneminin muhteşem bir alimidir ve felsefeciler ve bir Müslümana sorulacak en muhteşem soruları sormuştur. Gazali, işte Kindi, Farabi, İbn Sina. İbn Sina zaten en iyi Aristoteles yorumcusu. Aristoteles'in tüm külliyatını muhteşem bir şekilde yeniden yazar. Yani bir yorum değildir o, yeniden yazmaktır. Ve en yetkin haline ulaşıyor. Bugün günümüzde de Orta Çağ'da da Avicenna diye bilinir İbn Sina. İbn Sina'yı telaffuz edemedikleri için. Hani İbn Sina olarak geçmesin dediler. Böyle komplo teorileri var ya, adını da değiştirdiler. Öyle değil. Onlar da telaffuz etmek için Avicenna dediler. Ve İbn Sina gerçekten en yetkin Aristotelesçi olarak tarihe adını yazdırdı. Fakat İslam coğrafyasında gitgide çok büyük bir etkisi olduğu için meşai geleneğin, yani bu felsefenin, Gazali iyi bir kelamcıdır. Kelam ekolü vardır felsefeden önce zaten İslam coğrafyasında. Kelam ekolünde arkadaşlar Arap dili ve grameri üzerinden, çünkü dil ve gramer üzerinden de siz dilsel yapıların tutarlılığını, çelişkisini, metaforlarını, mecazlarını anlayabilirsiniz. İşte Arap dili ve gramerine dair tüm çalışmalar arttıkça kelam dediğimiz ekol
tam da yaratıcının bu kutsal metni, hadisler, yani nas dediğimiz kitap ve hadis külliyatı, bir de bunun yanına aklı ekleyerek, çünkü dil akıllı varlığın kullandığı bir şey ya, aklı ekleyerek bu üçlü arasında bir denge tutturmaya çalıştılar. Ve kelam geleni bence felsefeden daha marjinal bir gelenek İslam düşüncesinde. Kelam geleneği dediğiniz aklınıza Mu'tezile, Eşari, Maturidiye, Selefiye gelir. Mu'tezile en radikali olarak bilinir. Çünkü işte dil ve düşünce düzleminde insan aklının alamayacağı şeyler konusunda konuşulamayacağını iddia ediyor. Mesela diyorlar ki Allah'ın sıfatları bahsini konuşamayız. Çünkü diyorlar Allah'ın sıfatları aslında insanlara da varlığa da atfettiğimiz şeyler. Mesela Allah'ın görüyor olması. Diyorlar ki şimdi Allah nasıl görüyor? Gözleri mi var? Eli mi var? Böyle böyle çeşitli tartışmalar. Diyorlar ki bunu diyorlar hani Allah'a atfedemeyiz. Kutsal kitapta peki niye var bunun diye sorduklarında insanlar anlayamıyorlar. O yüzden insanlar anlasın diye öyle anlatılıyor. Fakat diğer soru geliyor. İyi de sonuçta Allah'ın kelamı ya bu, hani Allah konuşuyor ya. Bu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldıracak şekilde anlatamaz mıydı? Şeklinde böyle çeşitli paradokslar yaratan sorular. Neyse, Mu'tezile bu gibi radikal bir tutumda. Eşari, Maturidiye ve Selefiye ise daha çok hani Eşari ve Maturidiye akıl ve nas arasında denge bulup bu gibi sıfatlar konusunda Kur'an ne diyorsa, hadis ne diyorsa onu kabul ederiz. Sıfatlar var mı? Var diyorlar. Selefiye ise sadece nas'ı, ya sadece, yani sadece Kur'an ve hadisi kabul ediyor. Akılla ilgili bir şey değildir. Bunlar kabuldür diyorlar. Sevgili Gazali'miz Eşari'ye dediğimiz kelamcılar ekolünden geliyor. Aynı zamanda bir fıkıh alimi, yani muhteşem bir hukukçu bugünkü anladığınız anlamda. Normalde kelam kendi içerisinde çalışıyor, felsefe kendi içerisinde, tefsir, her bir alan kendi içerisinde çalışıyor. Mahallelerinde böyle fakültelerinde takılıyorlar gibi düşünün. Suyu bulandıran tırnak içerisinde Gazali oluyor. Çünkü gitgide felsefe geleneği yerleşmeye başlıyor. Gazali, filozofların tutarsızlığı diye bir metin yazıyor. Bugün günümüzde Türkçe'de de var. Filozofların tutarsızlığı metninde bu meşşai gelenek dediğimiz Aristotelesçi İslam filozoflarına 20 tane konuda çeliştiklerini söylüyor. Diyor ki girişte, yahu diyor, aslında diyor, mantığın suçu yok diyor. Mantık bir alettir diyor. Şimdi şahane bir fıkıhçı ya. Diyor ki bıçak gibi düşünün diyor. Sonuçta bıçakla siz elma soyup birine de verebilirsiniz, birini de öldürebilirsiniz. Burada suç aletin değildir, kişinindir. Mantık da diyor bir alettir diyor. Bu İslam filozofları diyor, bunlar diyor hani bunun alet olduğunu kaçırdılar mevzuda. Hani aleti amaç, aracı amaç haline getirdiler. Ve Aristoteles'in tüm o varlık tahayyülünün aynısını İslam düşüncesine ve kaidelerine giydirmeye çalıştılar. Ama sen sözü var ya, elinde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsün. İşte elinde mantık varsa her şeyi de o mantığa doğru şekillendirmeye çalışırsın. O yüzden diyorlar bunların hatası diyor Gazali, tam da bu Aristotelesçi mantık ve doğa bilimini alıp İslam'a giydirmek diyor. Fakat diyor sevgili halkım diyor, bu filozoflara 3 tane soru sormak istiyorum diyor. Bu 20 problem diyor aslında 3 başlık altında yapılabilir, özetlenebilir diyor. Ben size şunu soracağım diyor. Tam bir fıkıhçı olarak şeyi kuruyor, yargıyı kuruyor. Normalde diyor bir Müslüman diyor Allah'ı inkar etse o kişi dinden çıkmış olur mu, olmaz mı? Bunlar hakkında peki ne hüküm vereceğiz eğer böyleyse? Normalde dinden çıkmak nedir? Allah'ın varlığını, birliğini, ruhun ölümsüzlüğünü inkar etmek değil mi? Bu hani böyle okuyoruz değil mi? İmanın, İslam'ın şartlarında. Mevzu bu. Diyor ki şu 3 konu diyor. Bu 20 konu saydım ya diyor. Bunu diyor 3 temada özetleyeyim diyor. Filozoflar diyor bu 3'ünü savunuyor. Birincisi diyor Allah'ın tümelleri bileceğini, tikelleri bilemeyeceğini söylüyorlar. Yani Allah bu dünya ile ilgili tümel kavramları ve her şeyi biliyor ama tikellerle ilgilenmiyor diyorlar. Şimdi bu mevzu şöyle değil arkadaş. Allah bunu bilir ama bunu bilemez. Bu kadar basit bir çıkarım değil aslında. Filozofların çeşitli temellendirme tarzları var.
Oradaki temellendirme tarzındaki temel gerekçe şu. Diyorlar ki bu tikeller dediğimiz şeyler, hani bunlar gelip geçiyor. Bu gelip geçici şeyler yerine, yani her bir işte plastik bardak, cam bardak, şu bardak, bu bardak, bunlar değil. Tanrı'da bardak kavramı vardır. Dolayısıyla bunların hangi bardaklardan, hani 2025'te acaba neon bardaktan mı içeceğiz? Bu mevzu talidir Tanrı'nın bilgisi konusunda. Yani talidir, gerekli değildir diyorlar. Fakat sevgili gazelimiz muhteşem bir kelamcı olduğu için diyor ki iyi de Allah'ın bilgisi sınırsız, bu niye ona zor olsun ki? Yani bu sana zor. Sen çünkü insan aklıyla düşünüyorsun. O yüzden diyor sana, bakın mantığı dedim ya size biraz önce. Mantık tahayyülünüz varlık tahayyülünüzü belirler. İşte siz Aristotelesçi mantıkla İslam'a bakarsınız, İslam'ın tanrısını da Aristotelesçi gibi anlamaya başlarsınız. Gazali'nin fark ettirmeye çalıştığı şey bu. Siz diyor bu mantıkla insan aklıyla düşündüğünüz için varlığı böyle tahayyül ediyorsunuz. O yüzden Tanrı'ya zor geliyor sanıyorsunuz ama Tanrı'ya niye zor gelsin ki? Onun bilgisi sınırsız. Sana zor geliyor. Sen 1 milyon 700 tane bardağı aklında tutamıyorsun. Ama Tanrı için sonsuz bu. Bu bir. İkincisi diyor ki alemin bir başının ve sonunun olup olmadığı konusunda bunlar bir şey emin değiller. Fakat diyor hani ezeli ve ebedilik mevzusu şöyle. Allah diyorlar sonuçta yaratıcı olduğuna göre bu dünyanın bir başı bir de sonu var. Alemin kendisi ise sonsuz. Ve bu sonsuzluk Tanrı'dan mütevellit. Şimdi bu ikinci şey. Üçüncüsü diyorlar ki öte dünyada ruh beden şey hani yeniden yaratılacak ama beden yaratılmayacak. Şimdi bu da öyle tali bir mevzu değil. Filozoflar kendi akıllarını güzel bir şekilde gerekçelendiriyorlar. Diyorlar ki beden sonuçta bu dünyada çeşitli bir organizma. Hani bu dünyada toprağın altına karıştığında yok olacak. O yüzden de öte dünyada ruhla, ruh üzerinden yürütülecek tüm hikaye. Gazali de diyor ki amiyane tabiriyle hani bu dünyada yapması zor gelmedi Allah'a. Hani varlığa getirmesi. Öte dünyada niye zor olsun ki? Sonuçta o yarattı. O yok etti. Yine yaratır. Üstelik diyor cennet ve cehennem tahayyülleri, bedensel tahayyüller ya şeyde kutsal kitapta. Sonuçta bu mevzunun da sen sadece metaforik olduğunu iddia etmiş oluyorsun. Ama bunu bedenle de yaşayabiliriz. Biz ruhla da. Dolayısıyla bedenin de öte dünyada yaratılabileceğini kabul etmen gerekiyor diyor. Mevzu bu. Şimdi diyor bu üç konu hakkında diyor. Bunlar sonuçta İslam'ın temel kaidelerine karşı çıkıyor mu? Normalde evet dersin. Bir Müslüman sokakta bunu vaaz etse gerçekten de akşama yargılanır. Şimdi diyor ki Gazali o zaman diyor biz bu filozofları yargılayacak mıyız, yargılamayacak mıyız? Fakat şahane bir manevra yapıyor. Diyor ki düşünce yargılanamaz. Fiile geçerse yargılanır. Çünkü eylem yargılanır. Mesela bunun propagandasını yaparlarsa, düşünce de bu şekilde tabii ki yargılanır da propagandasını yaparlarsa, böyle eylerlerse o zaman yargılanır diyor. Ve muhteşem bir, onun kitabın sonudur bu. Muhteşem bir şekilde kapatır. Sonra İbn-i Rüşd Gazali'ye cevap verir. Tutarsızlığın tutarsızlığı diye bir kitap yazar. Der ki sevgili Gazali der, sen filozofları suçladın ama asıl marjinaller kelamcılar, asıl marjinaller kelamcılar. Yani senin içinde olduğun ekol. Filozoflar diyor tüm metinlerini bir bak et. Aslında bunların hiçbirini inkar etmediler. Sadece insanın bilemeyeceğini söylediler. Yani insan aklıyla bunu bilinemeyeceğini söylediler. Ama diyor kelamcılar, Mutezile, Eşariye ve diğer bilimum kelamda selefiyeler suçsuz gerçekten. Çünkü onlar sadece nas'ı kabul etti. Ama diğerleri tüm bu akılla birlikte nas'ı koşulladılar. Ve öte dünyada nasıl yaratılacağımız, özgür olup olmadığımız, kader mevzusu, Tanrı'nın sıfatlarının olup olmadığı, hani ne kadar dinin kaide varsa akılla birlikte bunları yeniden kurguladılar. Fakat diyor işte İbn-i Rüşd, biz filozoflar bunu yapmadık diyor. Sen aşırı yorum yapıyorsun diyor. Ve meşhur bir sözdür İbn-i Rüşd'ün. Felsefeyle din süt kardeştir.
Yani aslında aynı süt kardeşi ne demek? Aynı göğüsten beslenmeniz demek değil mi? Kaynağımız aynı diyor. Çünkü iki taraf da aslında aynı kaynaktan, yani ilimden, hikmetten besleniyor. Felsefenin amacı dini altını oymak değil, felsefenin amacı dinde çelişmeyecek şekilde aslında alemi anlamaya çalışmak. O yüzden de bu tutarsızın tutarsızı metni yazar. Sonrasında ise şöyle bir hamle yapar ama. Bu İbn Sina'ların kitaplarının sonlarında, Farabi'nin mesela El-Medinetül Fazılası'nda peygamberliğe kadar tüm alem türetilir. Yani Aristotelesçi Batlamyusçu mesela teoriyi alır Farabi, El-Medinetül Fazıla, faziletli devlet ya da Türkçe'de ideal devlet diye de çevrilir. Siz de Allah'tan başlayarak, ilk yaratıcıdan, ilk ilkeden başlayarak insanın toplumsal düzenine kadar gezegenlerin nasıl yaratıldığı, bunlar arasındaki ilişki, dünyada ilk ne ortaya çıktı, sonra ne ortaya çıktı, sonra insan bedeni nasıl oluştu, insan organları arasındaki ilişki nedir, insan tüm organları kalbine hizmet eder, işte kalp de aslında bir merkezdir, insanlar ise bir araya gelirler, bu insanları bir arada tutacak ilke ne? Peygamber. Çünkü en yetkin insan formu odur ve insan biz onu, insan topluluğunu bir arada tutan peygamberdir. Dolayısıyla faziletli devlet peygamberin yönetici. Mesela Platon devlet kitabında filozof kralın en yetkin yönetici olduğunu söyler. En iyi yönetici filozof kraldır da. Yani hem felsefeci olacak hem siyasetçi olacak diyor. Farabi ise El-Medinetül Fazıla'da peygamber kral der. Yani en yetkin devlet formunun yöneticisi peygamberin olduğu bir yönetimdir. Bunu da İslam tattı. Bundan sonrasında ise yapılması gereken bu devlete en yakın devlet modellerini tasarlamak. O yüzden de mesela der ki her zaman siyasetçiye eşlik edecek bir ilmiye sınıfı olmalı. Osmanlı'dan son dönemine kadar da ilmiye duyduğumuz ihtiyaç bundan. O yüzden de böyle bir devlet tahayyülü yapar. Yani aslında tüm meşai gelenek bir yanıyla Aristoteles, Batlamyusçu felsefeyi alır. Bir yanıyla da İslam düşüncesiyle hani bazı noktalarda kesişecek bir tahayyül oluşturur. İbn-i Rüşd Gazali'nin tam da bu sebeple onları yargıladığı yerden felsefeyi geri çekmeye çalışır. Yani Gazali'nin yargıladığı, mahkemeye çıkarttığı felsefeyi o kürsüden almaya çalışır. Ve bu dinle kesişim kümelerini keserek daha klasiğe dönerek, yani daha böyle klasikçi bir tarzla yine Aristoteles ve Platon metinlerini kendi işlerinde yorumlamaya çalışır. Felsefe geleneğimiz de budur arkadaşlar. Şimdi size bir soru sorarak kapatıyorum İslam düşüncesini. Aristotelesçi mantık aslında niye problem? Aristotelesçi mantıkta siz hiçbir mucizeyi açıklayamazsınız. Aristotelesçi mantıkta siz hiçbir evliyayı açıklayamazsınız. Aristotelesçi mantıkta siz Hızır Aleyhisselam'ı açıklayamazsınız. Çünkü mantığın üçüncü ilkesi mesela çelişmezlikti. Ben hem burada hem kapının önünde olamazdım. Ama Hızır Aleyhisselam her an her yerde. Aristotelesçi mantıkta bir şey ya budur ya bu değildir. Ama İslam'da neye niyet ettiysen, mesela bu haramsa ben bunu niyet ettiğimde bu helal olabilir. Yani bunu da en nihayetini bilemeyiz ama sonuçta buna inanabiliriz. Dolayısıyla Aristotelesçi mantık, o dil, düşünce, varlık diyordum ya, gerçekten de varlık tahayyülümüzü etkiliyor. Mesela bizler bu dünyada, bu akademik eğitimin sonunda, aslında hep söylüyorum öğrencilere, hiç kompleks falan yapmayın. En az bir Avrupalı kadar Avrupa eğitimi formasyonundan geçiyoruz. O yüzden bizler için de aslında bunlar hep rasyonalize edilen şeyler oluyor. O yüzden mesela bazı şeyleri kavrayamıyoruz ya da kavradığımızı sanıyoruz falan filan. Bunlar uzun bahisler, kapatıyorum. Ama Aristotelesçi mantığı anlayın. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bir felsefe bilim paradigması kurmak bir yanıyla muhteşem ve kuşatıcı bir şey. Bir yanıyla da aslında toplumsal olarak, kültürel olarak, dini olarak değişip dönüşmesi gereken bir şey. Değişip dönüşmezse o paradigma diğer varlık kümesini budar. Kendi formuna sokar. İslam düşüncesi geleneği bize bunu gösteriyor. Gazali'nin eleştirileri de bize bunu gösteriyor. Geliyorum Karatani'ye. O zaten çağdaş bir şey olduğu için 4 dakikada bitirmeye çalışacağım.
Arkadaşlar Kojin Karatani bugün günümüzde felsefeciler içerisinde böyle 5 felsefeci sayacaksak bunlardan bir tanesidir ki en yetkin akademi ödüllerini de alan biri de Türkiye'deki şubesi olarak ben her yerde Karatani anlatıyorum da yani bu kadar önemseyen Türkiye'de çok az kişi vardır. Karatani arkadaşlar Japon bir filozofumuzdur bizim. Şimdi biz bu paradigma mevzusunu konuşurken hep böyle bir doğu batı ayrımı yapıyoruz ve Avrupa Amerika'yı batı, İslam coğrafyasını ise doğu. Fakat arkadaşlar üzülmeyin bizden daha da doğusu var Japonya. Ve en az onlar da bizim gibi Asyalı olma problemi yaşıyorlar. Yani hani gidin Japonya'ya, Kore'ye, Çin'e gidin onlarda da bu şey kriz durumu var. Dolayısıyla hani bunlar da etkileniyor. Karatani muhteşem bir filozoftur, tam bir Batı akademisyenidir. Yani şahane bir formasyon anlamında söylüyorum. Batı düşüncesini zaten orada faaliyetlerini yürütüyor da çok iyi biliyor. Fakat bir yanıyla da çok sadık bir Japon kültürü okuyucusu ve Japon. Yani hani mesela Türkiye'li olmak diye bir şey var ya da işte Müslüman olmak. Bu aslında buranın kültürüyle donanmak demek. Yani biz bunu bence çok fazla yapamıyoruz da Japonlar bunu bir tık daha şey en azından hani Karatani entelektüel açısından olma açısından söylüyorum. Karatani bunu yapıyor. İlk etapta Karatani bir sürü metinler yazıyor. Zaten böyle en son metnini anlatacağım size de önceki metinlerinde mesela şeyi fark ediyor. Diyor ki Japonya'da diyor aslında bugün mesela günlerden ne 11 Aralık 2023 değil mi? Dünyada her yerde biz sanıyoruz ki 11 Aralık 2023. Aslında dünyada her yerde şu an 11 Aralık 2023 olmasına hiç gerek yoktu. Ama biz miladi takvimi tercih ettiğimiz için tüm dünyada gerçekten hepimiz 11 Aralık 2023'te yaşıyoruz. Bazen televizyonda çıkıyor ya şu kabile aslında şu yılda ve şey geyikleri dönüyor. İşte 5 yıl sonra Covid olacak. Şöyle böyle geyikler dönüyor. Gerçekten bizim mesela onlar çok marjinal geliyor. Hayır, marjinal olan şey hepimizin şu an aynı tarihte yaşadığımızı düşünüyor olmamız. Karatani şunu fark ediyor, diyor ki ben diyor Japonya'daki kültürde şunu fark ettim diyor. Hani şu an onlar da aynı takvime tabiler de tabii öncesinde Japonlarda bir şey dönem kültürü vardır. Ve bir dönemin bitmesi diğer dönemin başlaması için bazen bir zorunluluk haline geliyor. Onların bu kendi kendilerini öldürme olayları falan bunlar hepsi kültürel ve dini bir kod. Hızlıca geçiyorum. Burada diyor fark ettim ki diyor aslında Japonya'da hep bir krallık dönemi vardır. Ve o krallık dönemi bittiğinde yeni krallık dönemi sıfırla başlıyor. Dolayısıyla çağ hep o krallık dönemiyle birlikte adlandırılıyor. Ama diyor hani Avrupa'da ve tüm dünyada şu an diyor gerçekten hepimiz hep şey sanıyoruz. Tüm dünya tarihi boyunca insanlar hep aynı zamanda, aynı tarihte yaşadı. İlk kırılmasını böyle yaşıyor. Sonra Japon edebiyatına dair çalışmalar yapıyor. Aslında işte mimari ve edebiyat konusunda da bugün baskın Atina Avrupa düşüncesinin en sonunda da Amerika hattı var. Atina Avrupa Amerika. Böyle bir hat var ve tüm dünyadaki baskın paradigma bu. Ve biz üstelik sanıyoruz ki tek paradigma bu. Bunu fark ediyor. En sonunda işte muhteşem bir kitap yazıyor. İzonomi ve felsefenin kökenleri. Size en başta anlattığım hikaye var ya bu hikaye ben hep ortodoks anlatı diyorum. Yani bugün günümüzdeki klasik felsefe tarihi anlatısı. Ben biraz böyle manevralar yapmaya çalıştım ama klasik anlatı Atina'da başlar, bugüne kadar gelir. Diyor ki Karatani, yahu diyor, biz bu felsefeyi niye Atina'ya dayandırıyoruz? Aristoteles çünkü diyor metafizikte dedi ki, Atina'dan önceki o doğa filozoflarına doğa filozofları dedi, felsefeci demedi. Sokrates'i kabul etti, sonrasında böyle geldi. Fakat diyor ilk felsefenin ışığını biz hep Thales'e dayandırıyoruz. Thales Atinalı değil, İyonyalı. İyonya'da arkadaşlar hadi yine iyiyiz. Ege'de. Biz de dayandırabiliriz. Ege'de. Diyor ki niye Thales'e dayandırmıyoruz da Atina'ya dayandırıyoruz? Diyor ki farkındaysanız diyor günümüze bir Atina Avrupa anlatısı oluşturuldu. Ve hepimiz hep sanıyoruz ki bu tüm medeniyeti, tüm yetkin bilimi, tüm demokrasiyi özellikle Atina'ya borçluyuz. Ve sanıyoruz ki gerçekten Atina'da herkes böyle gidip sandıklara oy veriyordu ve herkes böyle muhteşem bir demokrasiyle yönetiliyordu. Hayır, anlattım size. Atina'da Atinalılar yönetiyordu. Yani soylular yönetiyordu. O yüzden bugün anladığınız demokrasi zaten orada yok. Fakat biz o demokrasi, bu demokrasiyi de gerçekten o falan sanıyoruz. Diyor ki bu anlatı diyor sonradan oluşturulmuş bir anlatıdır. Ve tüm dünyada şu an baskın olan anlatı bu.
Fakat diyor tam da bu anlatı artık bir kriz aşamasında. Çünkü o dönemde nasıl hani mutlak bir yönetim ve modeldeyse bugün de bunun hezeyanlarını yaşıyoruz. Bugün mesela diyor iklim krizi yaşıyoruz. Gelir adaletsizliği yaşıyoruz. Tam da bu mevzuyu Atina'ya dayandırarak böyle yapıyoruz. Çünkü biz insanı doğanın üstünde kabul ettik. O yüzden Sokrates'i merkeze alıyoruz. Thales'i değil. Felsefeyi o yüzden insana dayandırıyoruz. Doğaya dayandırmıyoruz. Ve diyor size diyor gelin bir teklifim var diyor. Atina şey diyor gelecek hani şu an bir krizdeyiz ya, iklim krizindeyiz. En önemli krizimiz iklim. Bunu aşmak için gelin diyor bu hikayeyi baştan kuralım. Ve diyor Atina'ya değil İonya'ya dayandıralım. Ve inanın diyor hem doğa anlayışı hem de işte bu felsefe ve siyaset anlayışı için bize daha güzel bir hikaye sunacak diyor. İonya'da diyor Thales herkes sustur dedi de hani öyle kapatmadı o defteri diyor. Thales gerçekten de İonya'da hani muhtemel yöneticilerden biriydi. Ve Thales su derken aslında bir yanıyla zaten o suyun bir eşitlik ilkesi olduğunu biliyordu. Çünkü su ağabey hayattır, hayatın kaynağıdır ve herkesin hani eşit ulaşım hakkı olduğu bir kaynaktır. İki, Thales ve tüm o İonyalı filozoflar aslında insanı doğadan ayrı görmüyordu. İnsanı doğanın bir parçası olarak görüyordu. O yüzden de tüm bu presokratik dediğimiz doğa filozofları aslında Aristoteles'in adlandırması nedeniyle doğa filozofu olarak düşünüyoruz. Onlar da filozoftu. Zaten açın herhangi bir Wikipedia'dan bile açın şeyi, yedi bilgiyi, Atina'daki yani antik Yunan'daki yedi bilgiyi bir tanesi Thales'tir. Bilge, bakın. Doğa filozofu değil. O yüzden diyor ki Karatane, işte diyor bu İonya'da ortaya çıkan şey aslında bilimsel olarak, felsefe bilimsel paradigma olarak bu hatalı ve yarık oluşturan, insanla doğa arasında yarık oluşturan Atina-Avrupa anlatısını bir kenara bırakalım. İnsanla doğayı yeniden birleştirelim ve artık felsefeyi Atina'ya değil İonya'ya dayandıralım. Bu bir. İkincisi diyor ki İonya'da diyor Atina'da olduğu gibi diyor sadece soylular yani bir grup avantajlı kişi diğer insanları yönetmiyordu. Bugünkü demokraside de diyor siz demokrat falan olduğunuzu sanıyorsunuz ama hani aslında örtük bir şekilde gerçekten de aristokrasi ki Türkiye'de aristokrasi kalmadı ama burjuva dediğimiz hani bir grup elitist tarafından tüm herkes yönetiliyor. Biz sadece köle olmadığımızı sandığımız köleleriz. Tüm dünyada da bu böyle diyor. Sadece gönüllü kölelik bu yeni kavramlar işte gönüllü kölelik. Ama diyor aslında diyor İonya'da diyor gerçek anlamda demokrasi oradaydı diyor. Ama adı demokrasi değildi diyor. İzonomiydi diyor. Demokrasinin yerine de diyor izonomiyi koyalım diyor. İzonomide çünkü diyor mesela toprak herkesinde. Atina'da siz bir Mısırlı zenginseniz bile toprak alamazsınız. Köleyseniz, kadınsanız toprak alamazsınız. Ama İonya'da toprak herkesindir. Sen eğer orada değil başka bir yerde olmak istiyorsan o toprağı ekip biçtiğin sürece yani orayı atıl bırakmadığın süre çünkü doğayı yeniden üretmen lazım. Hani onu canlılık kazandırman için. Ekip bittiğin sürece, baktığın sürece orası senindir. Farkındaysanız diyor hepimize eşitlik sunabilecek. Bu işte şey hani sermaye, üretim araçları tüm bu mevzuları da ortadan kaldıracak. Yeni bir dünya vaat ediyorum size diyor. Pek tabii ki Karatane arkadaşlar Marksist bir düşünür bunu da söyleyeyim. Marksist bir çözümleme yaptığı için işte herkesin bu üretim araçlarında ve işte bu korkunç gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak, herkesin barış ve huzur içerisinde yaşayacağı bir felsefe bilim paradigması sunuyor. Dolayısıyla çağdaş tartışmalarda da Karatane'yi takip edebilirsiniz. Bugün hani felsefe orada bitmiş bir mevzu değil, bu miras varsa eğer bir miras yitik değil. Bugün günümüzde de hala yeniden üretilen, yeniden hikayeleştirilen bir miras diyorum.